İyi akşamlar. Ee, ben hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Piski Art ve Piski Sinema dergilerinin e, Akbank Sanat'la birlikte yapmış olduğu, gerçekleştirdiği bu etkinlik ikinci yılını girdi. Bugün, <laughs> geçen yıl e, sinemada insanlık hakları, insanlık halleri etkinliğimizin adıydı. Bu sene ise e, sinemada roman kahramanları Tabii bu etkinlikte birlikte bazı şeyleri paylaşmamız için Akbank Sanat'taki çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu etkinlikte bize destek oluyorlar. Sizlerle birlikte bir arada olmamızı sağlıyorlar. Onun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl sinemada insanlık hallerinde çeşitli konulara ele aldık. Bu konuların içerisinde aşk, ruhsal travma, depresyon, göç gibi konulardı. Bunların e, filmlerle birlikte e, farkındalığı arttırabilecek özellikler taşımasını amaçlamıştık. Oldukça da başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bu yıl ise sinemada roman kahramanları. Bu edebiyat ve sinema arasındaki etkileşimin belki de en güçlü, en popüler, en ilginç konularından birisi olarak değerlendiriyorum. Çünkü hem okuma hem izleme şansına sahip oluyoruz. Okur ve izleyici için gerçekten ilginç bir konu olarak değerlendiriyorum. Tabii e, okumak ve izlemek arasında farklılıkları mutlaka insanlara hayal kırıklıklarını yaşatabilecek bir takım sonuçları da var. Bu etkinliklerin, bu durumların. Ama e, yine de e, ne kadar hayal kırıklığı zaman zaman yaşatsa da, Sanırım farkındalık için önemli bir boyutta insanlara bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. Tabii bu seneki etkinliklerimizin içerisinde çok çeşitli roman kahramanlarını ele alıyoruz. İşte Carmen'den Zeberc'de kadar roman kahramanlarının karakterlerini burada değerlendirme şansına sahip olacağız. Ee, zaten sonraki aylarda da e, her ay bir gün böyle bir etkinliğimiz sürecek. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan e, ben arkadaşım Profesör Doktor Emine Zünnur Kılıca vermek istiyorum. Onun şöyle bir yazısı vardı e, psikiyat'ta, e mobbing sayısında. Bu filmle ilgiliydi. Ve orada şöyle bitirmişti. Onun için e, belki bu yönde de insanlık hallerini ele alması açısından önemli bir film izlediğimizi düşünüyorum. Orada güce tapan, güçten korkan toplumların sonu yıkılmış, yanmış dünyada ya av ya da avcı olarak yaşanmaktır diye bitirmişti. Böyle bir yazısı vardı. Şimdi sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ederim. Ben de bu e, etkinlikler için e, bizleri okumaya yazmaya düşünmeye bunları paylaşmaya teşvik ettiği için bu ortamı sağladığı için e, önce emine psikiart ve emin öndere ve de diğer psiki psike sinema ekibine çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, şimdi ben e, tabi şöyle bir şey görmüştüm. Sinemadan anlamayanlar içerikle daha çok ilgililerdir gibi bir şey okumuştum bir yerde. Ben işte onlardan biriyim. Ben filmi seyrederim ama içerikle daha çok her zaman ilgili olurum. Bu şeyde de Sineklerin Tanrısını da önce kitabını okudum. Çok etkilendim kitaptan. Ve oradaki içerik gerçekten benim için çok önemliydi. Ee, ve bunun e, aslında pek azının filme yansıtılmış olduğunu da düşünüyorum. Biraz karşılaştırmalarda yaparak ondan bahsedeceğim. Öncelikle yazardan bahsetmemiz lazım tabii. William Golding aslında çağının ötesinde bir adam e, diye düşünüyorum gerçekten. E, 1911 doğumlu, 1935'te Oxford Üniversitesi'nden mezun oluyor. İngiliz dili, e, arkeoloji ve antropoloji okuyor. Ee, bin, daha sonra e, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasına da e, yer alıyor ve Normandiya çıkartmasına da şahit olarak e, savaşı tamamlıyor. E, ve de e, 1935-61 yılları arasında e, öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapıyor. 1954'te ilk romanını yayınlıyor, Sineklerin Tanrısı ve e, ondan sonra da bu e, roman çok geniş bir okur kitlesine ulaşıyor. 1983'te Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. 1988'de Şövalye ünvanı alıyor ve toplam yazdığı 13 romanı var. Birçok sözü var Golding'in. Bu benim hoşuma giden bir sözü. Niye kızlar yok bu romanda diye sorulduğunda verdiği cevap bu. Diyor ki kadınlar kendilerini erkeklerle eşit göstermeye çalışmakla aptallık ediyorlar. Bence onlar ...erkeklerden çok daha üstünler ve her zaman öyleydiler diyor. Bu hoşuma gittiği için koydum bunu. E, fakat bir sözü daha var. O da bugünkü sunumumuzun asıl konusu. E, şunu da diyor. Arıların bal ürettiği biçimde insanlarda kötülük üretir. Yani insan bundan kaçınamaz e, gibi bir şey söylüyor. Çok e, karamsar e, bir e, söz. Ve e, kitap büyük ölçüde bunun üzerine kur, kurulu. İnsanın kötülükle mücadelesi ve e, burada nasıl olup da e, başarısız olduğuyla ilgili. Çünkü gördüğümüz e, bir mikrokozmos yaratıyor e, kitapta. E, cennet gibi bir adaya düşüyorlar. Bir grup iyi yetişmiş e, eğitimli İngiliz çocuğu ve e, daha sonra o adayı cehenneme çevirerek adadan ayrılıyorlar. Tıpkı insanların e, yeryüzüne yaptığı gibi. Peki o zaman nedir e, Golding'in burada söz ettiği kötülük? E, insan nasıl kötülük üretmeden duramaz derken kötülükten neyi kastediyor? E, ben e, bunun saldırganlık e, dürtüsüyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İnsanda da diğer hayvanlarda olduğu gibi saldırganlık dürtüsü vardır. Saldırganlık biyolojik kökenleri olan bir dürtüdür. Bu dürtünün farklı durumlarda ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Avlanmaya yönelik ortaya çıkabilir. Amaçlı, planlanmış, hayvanlarda öldürmeye, yeme davranışlarına yönelik ortaya çıkabilir. Ve ödüle yönelik proaktif şiddet davranışları, saldırganlık davranışlarını ortaya çıkarır. E, bu tür e, saldırganlığa beslenme ya da türün devamını sürdürme amaçlı rastlayabiliriz. İkinci grup duygusal ya da afektif saldırganlık diyebiliriz. Daha çok tehlike durumlarında ortaya çıkar. Dürtüseldir, savunmaya yöneliktir. E, öfke ve korkunun eşlik ettiği bir saldırganlıktır. Ve e, engellenme durumlarında reaktif şiddet davranışlarını ortaya çıkarır. İki tür saldırganlığın farklı e, kökenleri ve farklı vücuttaki farklı sistemler tarafından kontrolü söz konusudur. Eee afektif tip saldırganlık daha çok organizmanın işte kendi güvenlik alanına, yavruya yönelik tehlike aldığı durumlarda ortaya çıkar. Şimdi diğer hayvanlar söz konusu olduğunda biz saldırganlığı açık şiddet biçiminde görürüz. Ee, avcılık o, bireysel olarak ya da toplu olarak avlanma şeklinde ya da işte yavruyu koruma şeklinde ortaya çıkar. Ama insan söz konusu olduğunda saldırganlık e, baskılanmıştır, baskılanmak zorundadır, baskılanması gereken bir dürtüdür. Çünkü başka türlü insanların bir arada yaşaması, topluluk içinde yaşaması mümkün değildir. İnsan e, diğer e, hayvanlardan farklı olarak bir arada yaşamak zorunda olan bir türdür ve diyebiliriz ki aslında belki de uygarlık tarihi dediğimiz şey medeniyet kurma çabaları dediğimiz şey insanın kendi içindeki saldırganlığıyla mücadelesinin tarihidir Şimdi bu kitap aslında e, adaya düşen çocukların önce bir medeniyet oluşturma, bir uygarlık oluşturma çabalarını ve daha sonra bunun niye işe yaramadığını anlatıyor. E, kitapta e, aklın ve e, zekanın en akıllı ve en planlı, en kafası çalışan çocuk olarak e, gördüğümüz Piggy. Ee, ama pigi bir yandan da en hantal vücuda sahip olan, e, en zayıf e, vücuda sahip olan e, kişi, tıpkı insanın yeryüzünde olduğu gibi insan da diğer hayvanlarla kıyasladığınızda en beceriksiz e, vücuda sahiptir. Ama aklı ve zekası sayesinde e, bugün e, dünyayı kontrol eden tür haline gelmiştir. E, pigi e, aklını kullanarak bir uygarlık için gerekli koşulları ortaya koyuyor. Nedir o koşullar? Bir kere ortak anlamlar ve ortak değerler üretme. Bunun için öncelikle her çocuğun ismini öğrenmeye çalışıyor. Çünkü isimler ve kimlikler son derece önemli insanların farklı birer birey olduklarını hissedebilmeleri açısından. E, ve e, daha sonra bu bulduğu e, bulduğu deniz e, kabuğunu deniz minaresini e, bir sim, sembol olarak e, kullanmayı öneriyor. Bu neyin sembolü oluyor? Gücün sembolü. E, bir şekilde öyle ki bu güç e, grup içerisinde paylaşılıyor ve e, o sembol kimin elindeyse onun konuşmasını öneriyor. Ve aynı zamanda bu güç nereden geliyor? E, i̇letişimden geliyor. İletişimi de sağlayan şey e, deniz minaresi. İnsanın gücü çünkü birbiriyle olan iletişiminden, bir arada durabilmesinden geliyor. Ve bu sembol insanların, çocukların bir arada durabilmesini, sırayla herkesin fikrini söyleyebilmesini, söz alabilmesini bir anlamda demokrasiyi temsil eden e, şey oluyor. Dolayısıyla demokrasi ve iletişimin ayrılmaz e, şeyler olduğunu e, söylemek istiyor yazar. Daha sonra ne gerekiyor? Yönetici bir sistem gerekiyor. Bu yönetici sistem içinde e, seçimler yapılması gerekiyor. Ve e, kendi aralarında e, yaptıkları seçimlerde Jack e, kendini doğal lider olarak görürken ve seçilmeyi beklerken daha küçük çocuklara yönelik daha ilgili davrandığı için muhtemelen ve o elinde de deniz minaresini tuttuğu için Ralph seçiliyor. Jack bundan hoşlanmasa bile Ralph'ın orada akıllı bir hamleyle yaptığı bir şey var ama diyor Koron'un kontrolü senin elinde. Yani gücü bir şekilde paylaşmayı da biliyor. Dolayısıyla yavaş yavaş sanki bir demokrasinin temelleri atılıyormuşçasına bir görünüm ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu filmde olmayan ama kitapta olan ve e, eski filmde 1963'te Peter Brook bir film daha çekmiş, o filmde olan bir şey var. O da e, aslında bu daha sonra avcılar grubu olacak olan ve Jack'in lider olduğu grubun aslında bir e, Katolik e, Kilise mensupları olması, bir Kilise e, bir Papaz Okulu e, öğrencilerinden oluşması. Dolayısıyla. Onların da bu dini eğitimin bir şekilde uygarlığı desteklemiş olmasını bekliyoruz. O da medeniyet için denenmiş yöntemlerden birisi. Ama tam da tersine o grup içerisinde daha fazla Jack'in tek hakim olduğu, onun sözünün geçtiği bir sistemin olduğunu görüyoruz. Başka ne var uygarlık için gereken yine burada. Teknoloji ve insanın teknoloji kullanımı. Bunun simgesi eee e, Pigi'nin gözlüklerini kullanarak ateş yakmaları. Ama yine burada da bir şey daha bir sorun daha çıkıyor karşımıza. Nedir o sorun? Teknolojiyi kullanıyorlar ama teknolojiyi kullanma becerisi becerisine sahip değiller aslında. Çünkü ilk denediklerinde yangın çıkarıyorlar. Ee, bu da tıpkı şeye benziyor insanın e, atomu parçalayıp ama ondan sonra da bunu atom bombasına dönüştürüp atom bombasının ortaya çıkaracağı e, ya da zararlarla baş edecek aslında yetkinlikte olmaması aslında elimizdeki teknolojiyi kontrol edebilecek güce sahip miyiz sorusu da burada gündeme geliyor. Sonra giderek yavaş yavaş bütün bu denemeler, uygarlık ve demokrasi denemelerinin işe yaramaması sonucunda yavaş yavaş şiddetin ilk adımları atılıyor. Bunu da Piggy'e karşı kullanılan sözel şiddetle görüyoruz. Piggy'nin diğerlerinden belki daha bilgili ya da akıllı olması diğerlerini rahatsız ediyor ve dolayısıyla da ee, ilk olarak hep birlikte ilk şey ona karşı uygulanan bu zorbalık e, ve e, dışlama çabaları. Şimdi çok e, gerçekten benim çok e, etkileyen bir şey var Burada şiddet uygulayan grubun içerisinde bu şiddetin uygulanışının farklı farklı nedenleri var ve hepsini farklı farklı sembollerle yerleştirmiş e, yazar Golding. Nedir bu şiddetin giderek, yani şiddetin ortaya çıkması ve giderek artmasına neden olan şeyler? Birisi rekabet. Diğeri grup içinde şiddetten haz alan, şiddeti şiddet için isteyen bir kişinin varlığı. Ki o da Jack'in yanında gördüğünüz Roger. Roger diğerlerinden farklı olarak, Jack'i de yönlendirerek şiddetin giderek artmasını istiyor ve bundan haz alıyor adeta. Birçok zamanda liderlerin yanında gizli gizli aslında onları kendi şiddet ihtiyaçları için yönlendiren insanların da olduğunu biliyoruz. Onun dışında korku ve savunma güdüsü, diğer çocuklarda gördüğümüz şey, ortamda yaratılan korku ve ona karşı kendilerine savunma ihtiyacı ya da savunulma ihtiyacı küçükler söz konusu olduğunda ve de e, diğer bir grupta da belki de sadece otoriteye uyum ihtiyacı ya da otoriteye uyum güdüsü diyebiliriz. E, evet farklı amaçları var Jack'in ve Roger'ın demiştim. Jack rekabet liderliğe oynuyor liderlik için. Uğraşıyor, tam kontrol sahibi olmak için. Buna karşılık Roger şiddet için e, orada. Şimdi e, yine psikiyatrin güzel bir sayısı vardır rekabet sayısı. Orada da ayrıntılı anlatmıştım. E, rekabet de bir tür iç aslında çok fazla şey yapmıyor ama e, hem insanlarda hem hayvanlarda e, var kalım sistemi, yeryüzündeki var kalımına aslında rekabete borçlu insanlar ve hayvanlarda ve çok ilginç çalışmalar var. Balıklarda bile rekabetin olduğu ve besin için, eş bulma için ya da işte bir alan oluşturma için rekabet ettiklerine dair çok ilginç çalışmalar var ve tabii ki insanlarda da var rekabet. Ve ama insanlardaki rekabet ee, bir yandan da her zaman e, işbirliğiyle dengeleniyor. İnsan kendi hem cinsleriyle hem rekabet ediyor ama aynı zamanda da hep işbirliği yapmak zorunda. Bu rekabet ve işbirliği dengesini her zaman bulmak ve sağlamak zorunda. Filmde de ilk başta e, böyle bir şey görüyoruz. Yani e, Jack'le e, Ralph e, aslında bir yandan e, Arkadaşlar bir yandan birbirlerine hayranlar bir yandan birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. E, ufak tefek itişiyorlar şeyin e, medeniyetin izin verdiği ölçüde ama bir yandan da e, rekabetlerini e, sürdürüyorlar. İlk başta bu rekabet daha kabul edilebilir e, görünen e, bir rekabet. Ee, yine bu yaş grubunun seçilmesi de çok e, güzel bir şey. Ergenlik çünkü gerçekten de e, özellikle e, rekabet e, ergenlik e, beynin e, hormonlar tarafından, cinsiyet hormonları tarafından yeniden düzenlendiği bir dönem. Ve bu düzenlemede e, testosteronun çok önemli bir rolü var. E, testosteron özellikle e, rekabet de e, çok önemli rolü olan e, bir hormon diyebiliriz. Sosyal statüyle bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar var. Yine hayvan çalışmalarında sosyal statü arttıkça testosteronun yükseldiği, düştükçe de stres hormonu olarak e, görülen kortizol salınımının arttığı e, arttığı gösterilmiş. Yani sosyal statüde düşme belirgin stres yaratıyor. Ve bu daha çok da ne zaman oluyor? Ergenlikte oluyor. Çünkü ergenlikte, ergenliğin başlangıcında özellikle tam da bu filmdeki yaş grubunda henüz daha prefrontaldeki yani beynin daha kontrol merkezindeki alanların gelişimi tamamlanmamış ama daha alt bölgeler limbik sistemde hormonal kontrol başlamış durumda ve dolayısıyla ergenler hem bu konuya daha duyarlı oluyorlar hem de provokasyona karşı daha hızlı tepki gösteriyorlar ve şiddete yönelik davranışlar gösterebiliyorlar. Ee, ve de e, grup içinde hay, yine hayvanlarda gösterilen bir şey, bir rekabet sonuçta bir hiyerarşik dengeye doğru gidiyor ve bu hiyerarşik denge oluştuğunda ancak kortizol salınımı yani stres hormonu salınımı bitiyor. O yüzden de gruplardaki hiyerarşik dengeler önemli. Şimdi bu grupta da bir hiyerarşik denge oluşmak üzereyken bir olay çıkıyor. Nedir o? İşte şey, avcılar ateşi sürdürmeyi unutuyorlar, bırakıyorlar ve avlanmaya gidiyorlar Jack ve grubu. Ve bunun üzerine de Ralph onları Jack'i sorumluluklarını yerine getirmemekle suçluyor. İşte bir provokasyon ve ondan sonra da zaten artık bir açık bir güç mücadelesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Jack ve grubu o güne kadar oluşturulmaya çalışılan kuralları reddediyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Ve de Jack'in grubu kontrol etmek için başından beri kullandığı en önemli yöntem tabii ki korku. Korku ortaya çıkardığınızda herhangi bir grubu çok daha kolay kontrol edebilirsiniz ve Birçok lider aslında bunu bilirler ve korkuyu kullanırlar. Jack de birkaç şekilde korkuyu ortaya çıkarıyor. Birincisi bu adadan kurtulma umudumuz yok diyor çocuklara. İkincisi bir canavar söylentisi ortaya çıktığı zaman. Evet canavar var ben inanıyorum ama ben onu öldürebilirim diyor. Dolayısıyla çocukların o korkuyla birlikte kendilerinin peşinden gelmelerini sağlıyor ve kendi şey becerilerini gücünü de daha çok avlanma ile gösteriyor. Dolayısıyla lider olmak için Jack'in burada kozu diğerlerinin korkusunu ortaya çıkarmak. Ama onun dışında biraz önce bahsetmiştim Roger var. Roger farklı bir kişilik. Bu e, daha sonra yani e, o dönemlerde bu konuda araştırmalar yoktu. Ama e, 2000'lerden sonra belki ortaya çalışılan bir konu. Antisosyallerin bir grubunun e, nasırlaşmış duygusuz kişilik yapısı sergilediğine dair çalışmalar var. Yani farklı bir antisosyal kişilik grubu var. Bunlar e, empatisi olmayan e, yaptığı bilerek isteyerek ve planlayarak şiddet kullanan, başkalarının na acı vermekten rahatsızlık duymayan, suçluluk duymayan bir anlamda vicdan geliştirmeyen kişilikler ve bunların bu amigdala dediğimiz beyindeki çekirdekle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki bunlar da korkulması gereken durumlarda tam tersine bir ee, şey oluyor sükunet durumu oluyor yani tam tam şey gibi davranıyorlar avlanmaya hazır e, avcılar gibi davranan böyle bir grup var ki bu özel bir grup ve her toplulukta her toplumda olan bir grup burada Roger'ın simgelediği bir grup ve daha sonra zaten filmde görüyoruz ki Roger e, Piggy'i e, öldüren taşı e, atan kişi e, taşı yuvarlıyor ve Piggy'yi öldürüyor ve bunu bir, bir büyük bir zevkle yapıyor ee, onun dışında bir şey daha var Tabii yine e, filmde e, şeyi göstermiyor Simon'ın e, bu e, domuz kafasıyla olan konuşmasını göstermiyor ee, Simon e, e, epileptik bir çocuk e, ve nöbetler geçiriyor ve bu nöbetlerinden birisi sırasında domuz kafasıyla bir konuşma yapıyor ve domuz kafası ona diyor ki ee, ...ne sandınız diyor... Ee, ...benim öyle... ...avlanıp öldürülecek bir şey olduğumu mu... ...zannettiniz diyor... ...ben diyor size sandığınızdan... ...çok çok daha yakınım... ...ben sizin içinizdeyim diyor... Ee, ...bunu biliyorsun sen değil mi diyor... Ee, ...Simon'un bu... ...yarı hayal e, durumunda... Ee, ...ve... E, ...Simon... E, ...bu konuşmadan sonra... ...bu e, konuşma tabii şeye çok benziyor... ...yani... E, bir şekilde e, İncilden bir alıntı gibi İncildeki e, şeyin İsa'nın e, şeyle konuşması gibi e, şeytanla konuşması gibi kötülükle konuşması gibi bir şey. E, Simon e, bundan sonrasında. Ee, bu konuşmadan sonra işte bir nöbet geçiriyor ve nöbetten sonra da uyandıktan sonra kalkıyor gidiyor ve canavar zannedilen şeyin aslında adaya düşmüş olan pilot olduğunu görüyor ve çocuklara gerçeği göstermek için ve bir anlamda korkulacak bir şey olmadığını e, onlara haber vermek için bir haberci olarak e, kampa doğru gidiyor ama kampta o sırada bir ayin var e, Jack e, fırtına korkusunu yatıştırmak için bir ayin e, başlatmış durumda ve hepsi e, tek bir organizma gibi kendilerinden geçmiş durumdalar e, ve e, yaklaşan Simon'ı e, canavar zannediyorlar ve öldürüyorlar tıpkı İsanın çarmağa gerilmesi gibi gerçeği e, ya da ko e, korkuyu yok etmeye gelen haberciyi böylece öldürmüş oluyorlar.. Ee, onun dışında bir şey daha var. Ee, o da sıradan insanların kötülüğünü temsil ediyor. Giderek Jack'in şiddeti artıyor ve e, çocuklara işkence yaptırmaya başlıyor. bir Herhangi bir nedenle birbirlerini dövebiliyorlar, bir, işte birbirlerine işkence yapabiliyorlar. E, buna e, sıradan insanın kötü... Ve bunu yaparken de artık bir noktadan sonra utanmıyorlar ya da üzülmüyorlar ya da suçluluk duymuyorlar. Çünkü artık onlar bir kabile olmuş durumdalar. Ve kendi kimlikleri olmaktan çıkmışlar. Yüzdeki boyalar bunu temsil ediyor. Yüzlerini boyalıyorlar ve artık onlar gerçekte sanki şey değiller. Yani isimleri kaybolmuş durumda her birinin. Burada bu sıradan insanın kötülüğünden bahsetmişken de Milgram deneylerinden bir miktar bahsetmek istiyorum size. Ee, şimdi nasıl ki e, William Golding romanını yazarken şeyi sorguluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan etkileniyor ve e, şeyi sorguluyor. Bu e, nazilere yapılan soykırım mı acaba biz de yapabilir miydik diye sorguluyor. Romanın asıl yazılış şeylerinden biri bu. Biz ki İngiliz medeni insanlarıyız. Acaba biz de e, böyle bir şey yapar mıydık? E, bu nazilere mi özgü bir durum yoksa herkes yapabilir mi? Yani romandaki temel şey bu. Buna benzer bir şekilde 1960'larda Stanley Milgram Yale Üniversitesi'nde çalışan bir sosyal psikolog ve o da diyor ki Naziler bu soykırımı ilk başta yola çıkışı bu. Naziler bu soykırımı yaptılar çünkü Almanlar çok itaatkar insanlar, çok boyun eğen insanlar. Onlar çok daha kolay boyun eğiyorlardı. Halbuki Amerikalılar olsaydı böyle boyun eğmezlerdi ve o yüzden de böyle şeyler Amerika'da olmazdı diye bir teoriyle ortaya çıkıyor. Ve bu teorisini de doğrulamak için bir deney planlıyor. Bu deneyi önce Amerika'da yapıp sonra da Almanya'da yapmayı ve böylece te teorisini doğrulamayı planlıyor. E, fakat yaptığı deneyde e, bulduğu şey e, şu e, şöyle e, anlatayım yani yaptığı deneyde bir e, insanlara deniyor ki biz hafıza üzerine bir çalışma yapıyoruz Ondan sonra işte cezanın e, öğrenmede etkili olduğunu göstermek istiyoruz bunun için işte deneklerimiz var. Siz onlara elektrik şokları vereceksiniz. Yanlış bir şey bildikçe ve böylece yanlış yaptıkça elektrik şokları verildiğinde bunlar daha iyi öğrenecekler gibi bir aslında gerçek olmayan komut veriliyor ve de buna göre denekler giderek yükselen dozlarda elektrik şoku verdiklerini sanıyorlar tanımadıkları bir başka insana aslında vermiyorlar ama oradaki insan de, de, deneyim yani bir parçası olan insan sanki elektrik şoklarını yemişçesine sesler çıkarıyor, bağırıyor, yalvarıyor. Ve e, bu e, durumda e, elektrik şokunu veren kişi aslında denek o. E, vazgeçmek istese bile yanındaki otorite konumundaki yine deneyim bir parçası olan supervisor kişi diyor ki lütfen devam edin diyor ya da e, deney için devam etmeniz çok önemli diyor. Bu tür komutlar veriyor. Ve sadece bu komutlar verildiğinde bile e, deneklerin e, %65'inin hem cinslerine öldürücü dozda elektrik verebildiğini buluyorlar sıradan insanların. Ve neredeyse %100'ünün e, orada çok güçlü düzeyde yani canını yakacak düzeyde elektrik şoku verdiğini buluyorlar. Ve o zaman diyorlar ki evet, diyor ki milgurum evet insanlar bir otoritenin e, şeysi altında e, komutları altında e, bir şekilde kendilerini o otoritenin temsilcisi olarak gördüklerinde artık kendi özgür iradeleriyle davranmayı bırakıyorlar sanki o otoritenin ya da o grubun temsilcisiymiş gibi davranıyorlar ve bu durumda da herhangi bir sorumluluk hissetmiyorlar yaptıklarından dolayı ve e, özellikle de bilmedikleri ya da az bildikleri konularda da grubun normlarına uygun e, davranmaktan kaçınamıyorlar bundan çok rahatsız olsalar bile bu yaptıkları şeyden kendilerine bir otorite bunu yapmayı emrettiğinde bunu yapmaya devam ediyorlar diyor. Ee, evet o yüzden de çocukların da birbirlerine işkence yaptıklarını görüyoruz ve birçok şeyi görüyoruz. Neyse e, tekrar filmimize dönecek olursak filmin sonunda Ralph'ın ağladığını görüyoruz. Kitapta diyor ki Ralph insanın içindeki karanlığa ve masumiyetin bitişine ağladı. Ee, ve bir anda da neredeyse cehennem zebanisine dönüşmüş bir grup çocuk... Yüzbaşı onları oyun oynuyorlar zannediyor. Ee, burada yine eski filme döneceğim. Eski filmde yüzbaşının ayakkabıları İngiliz medeniyetini temsil eden ayakkabıları çok çarpıcı e, bence. Ama o da bir asker sonuç olarak ve onlar da yani askerler de büyük çocuklar diyelim. Onlar da kendi oyunlarını oynuyorlar. Gerçek dünyada gerçek bir savaş sürüyor. Ee, son olarak e, Golding'in Nobel e, konuşmasından bir iki alıntıyla e, bitirmek istiyorum çünkü bence çok güzel bir konuşma bu. E, diyor ki e, ya büyük bir patlama ile biz insanlar kendimizi dünya yüzünden yok edeceğiz ya da yeryüzünün üretkenliğini adım adım yok edip onu çürüteceğiz. Sözcükler bu belki de yeryüzündeki en güçlü şey olabilir. İnsanların diğer insanlarla konuşmasını ve giderek ülkelerin ülkelerle konuşmasını sağlayabilir. Böylece insanlar hep birlikte ölçülü ve tutumlu olmayı, doğadan ihtiyacı olanın fazlasını almamayı öğrenebilir. Savaşsız ve tutumlu bir dünyanın güvenliğine kavuşabilirler. Daha çok insanlığa sevgiye ve şefkate ihtiyacımız var. Kitaplar, öyküler, şiir ve edebiyat böylece sözcükler yoluyla bu dünyaya bizi ulaştırabilir diyor ve bir şey daha diyor. Dünyamız evrenin tek mavi mücevheridir. Evet, ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için bu kadar benimle. Ben de teşekkür ediyorum Emine'ye. Şimdi e, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Gülseren Yücel bize sunumunu yapacak. İyi akşamlar. Ee, seyrettiğiniz film 1990 yapımı. 1963 yapımı olan film Peter Brook'un yönettiği film. E, romanın özüne çok daha sadık kalmış bir film. E, belki bu o, birliktelikten sonra e, o filmi de izlersiniz ve karar verirsiniz. E, romanı da e, okumayanlar tekrar okursa eğer... ...o zaman tam sineklerin tanrısı içine girmiş olacağız. E, şimdi benim yapmak istediğim şey... E, filmdeki göstergelerden yola çıkarak e, filmin sosyolojik bir analizini yaptım ben. E, bunu yaparken zaman zaman romana e, atıfta bulunuyorum çünkü bir film içindeki filmin kendi dünyası içinde olup bitenler. ...anlatmak... ...evet olabilir ama... ...böyle bir roman var ve o romanın içinde de... ...öyle şeyler var ki... ...onları da kendi konuşmamın arasında... ...koymak zorunluluğunu hissettim... İşte o zaman tam öyle... ...tam olarak öyle açıklayabilirim... ...dediğim için... ...o zaman başlayalım... ...film denizin dibinde... ...dibine doğru batmakta olan... ...Kaptan Benson'ın... ...görüntüsüyle başlıyor... E, ben sanın görüntüsü e, bir hayalet gibi, korkutucu. E, kaptan e, film boyunca, e, önce başlarda görülecek, e, düşmenin travmasıyla ağır bir hastalık yaşıyor. E, şimdi e, bir yetişkin olarak, adadaki tek yetişkin kaptan e, ama konuşamayan bir yetişkin. E, aklını kaçırmış gibi davranıyor ve ak aslında aklını kaçırıyor. Ve sonunda da aslında canavar zannedilerek ortadan kaldırılıyor. Buraya geri döneceğim sonra. Şimdi filmin başında ve sonunda bir yetişkin var. Ee, filmin hikayesi de baştaki bu yetişkinle başlıyor ve sonunda bir yetişkin var. İki yetişkinin arasındaki çocukların hikayesi bu. Ee, e, şimdi <laughs> tabii ki bu hikaye çok vahşi, e, çok... E, Kuralların olmadığı bir adada e, ilkelliğe doğru bir gidiş var ve sonunda da bir vahşet yaş yaşanacak. Kaptanı e, eliyle kafasından tutup çeken Ralph. Ralph yaptığı bu ilk eylemle e, nasıl bir lider olacağını gösterdi. Ralph e, aralarındaki tek yetişkini su suyun üstüne çıkaran insan. Ee, ve ondan sonra e, onları karaya taşıyacak olan botu da Ralph çıkarttı. Ralph film boyunca doğru şeyleri yapmaya devam edecek. Doğru, düzenden yana, akıldan yana birçok şey yapacak. Ralph'in liderliğinin ilk belirtileri de kaptığını böyle dışarıya çıkartması. Ee, ve sonra filmin sonunda e, filmin ikinci yetişkininin... E, Ayaklarının dibine e, düşen de gene Ralph. E, böylece Ralph'in e, filmin başında ve sonunda e, güçlü olan e, filmin içindeki en güçlü karakter Ralph. E, biz Ralph'i izliyoruz aslında. Ralph'in yapamadığı şeyler için de üzülüyoruz film boyunca çünkü Ralph çok iyi bir lider ama edilgin bir e, lider. Ralph askerin ayaklarının dibinde ağlarken yaşanan onca vahşetin, şiddetin, e, öldürmelerin suçluluğu ile ağlıyordu çünkü o hiçbirine engel olamamıştı. E, arkasında mızrakları ile e, ilkel bir kabilenin üyeleri gibi görünen, yüzleri savaş boyaları ile kaplı yarı çıplak çocuklar e, şaşkın şaşkın bakarlar. Niye bakarlar? Çünkü biraz önce yakalayıp öldürmek üzerinde oldukları avı Ralph'i kaçırdıkları için mi? şaşkındırlar yoksa Yüzlerindeki boyaların arkasına gizledikleri gerçek kimliklerine dönmek zorunda kaldıkları için mi eğlence bittiği için mi şaşkındırlar onu göreceğiz Sonuçta eğlence bitmiştir çocukların deyimiyle eğlence bitmiştir filmin sonunda Aslında şöyle bir şey var yani bütün bu kötülüklerin bir cezası ol olacağı iması yok ee, bu bizi daha da rahatsız ediyor o ee, rahatsız eden başka bir şey de bütün bu kötülüğün kötülüklerin e, çocukları daha masum olduklarını zannederiz daha saf daha masum İşte hepsini onlar tarafından onların içinde yaşanmış olmasından dolayı da hüzünlü bir boşlukla biter hikaye. Şimdi e, adada yaşananlara e, geri dönelim. E, bir grup e, askeri okul öğrencisini taşıyan e, uçak okyanusa düşmüştür. Ee, karaya çıkmayı başaran Yaşları 5 ile 12 arasında Değişen çocuklar var ee, Filmin Ana e, karakterleri Ralph, e, Jack e, Domuzcuk ve Simon Şimdi e, Ralph'i Ralph'in şefliği e, Filmin içinde albay rütbesi olduğu için Onu şef olarak seçiyorlar Ama romanda böyle değil Ralph e, Domuzcuğun bulduğu e, deniz minalesini üfleyerek e, bütün çocukları etrafına e, toplamaya başarıyor. E, deniz kabuğu kimdeyse e, o konuşma hakkına sahip. E, yani deniz kabuğu burada e, demokratik yönetimin uygarlığın bir sembolü, e, topluluğu bir arada tutan bir meşruiyet aracı. E, filmin sonunda artık ona gerek kalmadığı için parçalanacak domuzcukla birlikte. Onu kullanmaya akıl eden de domuzcuk. Çocuklar ne yapıyorlar? Ee, i̇şte barınak kurmak, ateş yakmak bunların hepsi için anlaşıyorlar ve herkes çalışıyor. Ee, bu konuda bir şey yok. Anlaşıyorlar. Ee, Ralph'ın liderliğini de kabul ediyorlar. Ve ondan sonra e, Jack'i aslında başlarda diğerlerinden farklı görmüyoruz. Jack de diğerleri gibi. Ee, hatta... E, ...Ralph'le e, bir aralarında sorun yok gibi... ...Ralph'in e, şefliğini de kabul ediyor. Ama... ...Jack'in Jack esas... E, ...kişiliğini ayırt eden şey... ...onu elinde bıçakla gördüğümüz... ...ilk sahne... E, ...ve e, domuzcuğu... ...ilk aşağılayan kişi olarak da... ...gene Jack'i görüyoruz. E, adadan kurtulamayacaklarını... ...söyleyen tek kişi de... ...gene Jack. E, ve domuzcuğu... E, Aşağı ve domuz yavrusunu öldürmeye niyetlenen de gene Jack. Yani şiddeti ilk kullanan Jack, şiddetin aracı olan bıçağı elinde tutan Jack ve başkalarına kaba davranan şiddet uygulayan da hep Jack. Şimdi filmde Jack'in kötülüklerinin açıklamasını çocuklar yapıyorlar. Geçmişinde bir suçu işlemiş, araba çalmış e, tutuklanmış gibi şeyler söylüyorlar. Böylece onu işte suç işleme eğilim olan biri olarak gösteriyorlar. Kötülüklerinin sebebini buna bağlıyor sanki film. Ama romanda e, böyle değil. E, Jack beraber diğer çocukların değişimi de romanda yavaş yavaş oluyor. E, halbuki adadaki çocuklar e, işte küfürlü konuşan, birbirlerine şiddet uygulayan, e, kötü olmaya eğilimli, suça eğilimli çocuklar gibi görünüyorlar. Ralph ve domuzcu ve Simon hariç. Ee, şimdi şöyle bir şey daha var, filmde olmayan e, adadaki çocukların e, İngiliz çocukları olduğu romanda vurgulanıyor. Mesela Ralph vahşi ormanda düşen çoraplarını farkına varmadan dizlerine çeken bir İngiliz çocuktur. Jack de romanda şunları söylüyor, kurallarımız olmalı diyor. Biz İngiliz'iz. İngilizler her şeyi en iyi biçimde yaparlar. Ama işte o yüzlere sürülen savaş boyaları aslında bu İngiliz çocukların kurallara uyan İngiliz toplumunun kimliğini onlara verdiği kimliği örtmek için bir maske. Ondan sonra her şey değişiyor. İngilizlik vurgusunu romanda en sonunda gördüğümüz asker de yapıyor. Filmde yok bu. Diyor ki e, durumu daha iyi idare etmeleri bekleyen bir yığın Britanyalı çocuk bunlar. E, filmde ise Amerikalı çocukları görüyoruz ama onların Amerikalı olmalarına dair e, bir vurguyu da e, görmüyoruz, duymuyoruz. E, az önceki e, konuşmacımız söyledi, çok önemli bir şey romanda e, Jack e, sesi duyunca, Koro e, üyeleriyle birlikte gelir. Onların e, ilk toplantıya gelişlerini çok güzel anlatır roman. E, şöyle betimler. Kara şapkaları, kara pelerinleri işte birbirlerine ayak uydurarak Jack'in komutlarına uyarak yürüyüşleri, törensel hava, abartılı bir Eda, işte sert komutlar. Onlar küçük bir faşist ordusu gibidirler. ilk toplantıya gelirken. Eee Filmde Jack öyle değil ama romanda Jack e, kızıl saçlı, e, çirkin, açık mavi gözleri, öfkeyle dolu bir çocuk olarak betimleniyor. E, küstah bir tavırla şef ben olmalıyım diyor. Zaten korunlu şefi e, ama o seçilmiyor seçimde. E, hatta o sırada domuzcuğu da kapat çeneni şişko diye susturuyor. Neden Ralph e, şef seçiliyor? Çünkü akıllı görünen domuzcuk. Ama domuzcuk bedensel olarak itici. Ee, Jack doğuştan şef gibi görünüyor ama o da çok korkunç. Ralph ise, Ralph romanda şu sözlerle anlatıyor. Ralph sarı saçlı, iri ve güzeldi. Onu seçmelerin nedeni deniz kabuğuydu. Onu seslendiren ve elinde tutup çocukların gelmesini bekleyen çocuğun ayrıcılığı vardı. Ee, evet. Biz e, Bizim davranışlarımızla demek ki e, lider olarak e, seçeceğimiz insandaki o karizmatik özellikler, yani fiziksel özellikler ve çekicilik her zaman işe yarıyor. E, Ralph ve Jack e, aralarında iktidar çatışması çıkmadan önce mesafeli bir e, dostlukları var. Her ikisi de doğuştan lider, bu özellikleri var. Ama ikisini ayıran önemli şeyler var. Ralph akıldan, düzenden yana, iyilikten yana lider. Fakat Ralph'ın şöyle bir kusuru var. Ralph tek başına etkin değil. Ralph'in e, romanda görüyoruz, filmde hiç tereddüt ettiğini görmedik. Ama Ralph'in Ralph e, edilgen bir lider olduğunu anlatan bölümler var e, romanda. E, bazen karar almada yetersiz kalıyor. Söyleyecek sözleri bulamıyor. Ne yapıyor? Hemen domuzcuğun aklına başvuruyor. E, çünkü domuzcuk olmadan Ralph bir lider... Değil. Bir şey değil. Ralph ona destek veren şey. Ee, hatta Ralph'in e, domuzcukla domuzcuğun e, gücünün farkında ve yani domuzcuk gibi kafasını çalıştıramadığının farkında şunları söylüyor romanda. Domuzcuk düşünebiliyor. O şişko kafasının içinde ilerleyebiliyor. Gülünç bedeninde bir beyin var. Bende yok. Demek istiyor. E, domuzcuk onun e, akıl hocası. Şimdi Başlarda herkes e, çok memnun. Eğleniyorlar, yüzüyorlar, adanın keyfini çıkarıyorlar. Diyorlar ki büyükler bizi almaya gelmeden önce eğleneceğiz adada. Fakat e, bu eğlence uzun sürmeyecek. Neden? Çünkü e, şimdi bir kere işte yırtıcı kuş sesleri bir bir fırtına var filmde, Romanda e, romanda var mıydı fırtına? Hatırlamıyorum. Var. var. Evet. Fırtına aslında çocukları adada teh tehdit eden kendilerinden başka bir canlı yok. Ne bir yırtıcı hayvan var, ne de onların üzerine bir saldırı var. Tek tehlike kendileri. Ee, gene de e, özellikle küçük çocuklar e, da bir korku, yalnız olmanın korkusu yavaş yavaş çıkıyor. Yani bir korku temeli oluşuyor. Ee, sonra da e, hayal gücü korkuyu cisimleştiriyor. O da, da bir canavar var diyorlar. Kendi aralarında bir söylenti çıkıyor. Sonra e, e, Kaptan yaralı olan kaptan kaçmıştı, e, aklını kaçırarak adanın bir yerlerinde. E, bir gün e, mağarada e, bir hareket eden e, bir şey görür çocuklardan biri ve onu canavar zanneder e, ve böylece kafalardaki e, canavar düşüncesi de e, somutlaşmış olur. Artık bir canavarları var. Şimdi bu canavar kimin işine yarayacak? Elbette Jack'in işine yarayacak. Tam da onun istediği şey. Canavar Jack'in gücüne güç katacak. Ee, şimdi ne lazım? Şimdi e, çocukların güvende olması lazım bir canavar var ya. Kim koruyacak onları canavardan? Tabii ki Jack koruyacak. Çünkü e, ne oldu? Mızrak yapmaya başladılar. Şimdi e, mızrakları yapmasalardı bu hikayede olmayacaktı. E, çünkü mızrakla hem bir e, ...canlıyı öldürecekler... ...sonra da kendilerini öldürmeye başlayacaklar. E, Ellerinde mızrakları var... avlanmayı bilenecek... ...savaşmayı bilenecek ve kabul etsin. E, Ralph'in liderliğini de sarsan... ...işte bu olay olacak. Çünkü Ralph bir liderden... ...beklenen... E, ...güvende olmakla ilgili... ...beklentilere cevap veremiyor. E, filmde... ...romanda böyle değil... Adadaki tek yetişkin olan insan kaptan canavar zannedilerek öldürülüyor. Bunun şöyle bir okumasını yaptım. Şimdi eğer kaptan yaşasaydı ee, ne olacaktı? Yetişkinlerin kurduğu düzen tekrar geri gelecekti. E, adadaki tek yetişkini aklını kaçırtarak sonra canavar sanılarak ortadan kaldırılması işte bu e, düzen ihtimalini de ortadan kaldırıyor. E, romanda e, canavar e, daha çakılmış paraşütleriyle daha çakılmış bir asker, ölü bir asker. E, rüzgar e, o çalılara takılmış paraşütü şişirdikçe o garip bir şekilde sağa sola çarpıyor ve e, korkunç bir görüntü oluyor. Ve onu gören çocuklar canavar zannediyorlar. Sonra o da e, e, uçup gidiyor. Şimdi Jack'e bakalım. Jack nasıl bir lider? Başkalarını küçümseyen, zorba, saldırgan, kötülüğe yönelik bir lider. Ee, işte domuzu yeniyor, bir canlının kanına akıtıyor. Ve ondan sonra e, Jack'teki değişiklik domuzu avlamaya başardıktan sonra bir canlının hakkından gelmiş, onun kanına akıtmış. ...o bundaki içinde olan şeylerin tamamen dışarı çıkmasına sebep oluyor. Kendine bir özgüven geliyor. Herkesten üstün görüyor kendisini. Ve e, güçlü gördükçe kendisini kuralları da koyuyor. Güçlü olan kuralları koyar. E, şimdi herkes, e, sonunda herkes e, Jack'in peşinden gidiyor. Jack bir kabile kuruyor. E, i̇şte Simon ve Domuzcuk hariç neden herkes Jack'in peşinden gidiyor çünkü o güçlü bir lider olduğunu gösterdi. Çünkü bir canlıya hükmetti, onun canını aldı. Bu onun gücünü gösterdi. Üstelik de işte yüzlerine sürdükleri domuzun kanı da gerçek kimliklerini örttü. Böylece hayvansı içgüdüleri serbest kaldı. Aslında hepimizin içinde var olan o ilkel dürtü. Yani e, bizim e, yani hayvan ilkel benliğimizde hayvansal dürtüler var ve onlar bir yerde dışarıya çıkmayı bekliyorlar. İşte domuz avı bunun dışarı çıkmasına e, sebep olacak. E, üstelik de avın bir heyecanı ve eğlencesi var. E, e, sonra da o eti eti yemenin hazzı var. İşte be, böylece sürü oluşmaya başlıyor ve o e, onlar e, Jack'in peşinden Jack kendileri ötekileri peşinden e, sürüklüyor. Jack bütün faşist liderler gibi e, gücünü, liderliğini korku ile perçinliyor, olmayan bir canavar korkusu ile. Sonra da e, toplumun güvensizliğini kendisini güçlendirmek için kullanıyor, zorbalığı artıyor. Hikayelerin en korkuncunu da o anlatıyor. Çocukları ellerinden bağlayarak dövdüren de o. Avlanma bir saplantı halinde, buna da bir bahane buluyor. Çocuklar et istiyor diyor. Ee, ...ve çocuklar buyruklarını sorgusuz yerine getiren birer kabile üyesi oluyorlar. İşte şef söyleyeceklerini söyledi diyerek mızraklarını vuruyorlar. Filmde fark ettiniz mi bilmem. Ee, onlara böyle yapmalarını hadi diye işaret ederek Jack söylüyor. Çünkü önceden çalıştırmış hadi yapsanıza diyor. Ve onlar da şef söyleyeceklerini söyledi diye mızraklarını e, e, vuruyorlar yere. Ee, evet... <laughs> bir gün bir gemi görünüyor ve işte kurtulma ümidi ile tepeye koşan çek geminin onları görmeden geçip gittiğini görüyor çünkü fark etmelerini sağlayacak olan ateş sönmüş ateşi yakmak da avcı grubunun sorumluluğu ve onlar ise domuz avındalar. Ee, Böylece Jack ve Ralph arasındaki ilk çatışmayı görüyoruz. Sorumluluklarını hatırlatınca ilk çatışma yaşanıyor. Jack domuzcuya şiddet uyguluyor. Birbirlerine karşı şiddet uyguladıkları ilk yer. Çünkü Jack gibi bir lidere yapması gerekenler sorumlulukları hatırlatınca öfkeye kapılıyor. Bu andan itibaren de tamamen uygarlıktan ilkelliğe bir geçiş ve vahşiliğe geçiş olacak. Şimdi şöyle bir şey e, fark ediyoruz. E, çocuklar gittikçe daha çıplak olmaya başlayacaklar. Aralarında ilk çıplak olan Jack. E, hepsinin üzerinde e, parçalı olarak ceketleri, gömlekleri ya da tişörtleri var ama hepsinden önce e, bedenin üst kısmını soyan Jack. E, ve ondan sonra film süresince çocuklar daha çıplak, daha kirli, daha acımasız olacaklar. E, eğlence, sapkınlık, taşkınlık bir kural haline gelecek ve sürü olmaya başlayacaklar. E, eğlence, eğlence, hepsi eğlendiklerini düşünüyorlar. Aslında eğleniyorlar ama e, çocukların bildiğimiz eğlenceleri de değil tabii ki. Bir kere cezalandırılma korkusu yok adada. İşte işte cezalandırma korkusu korkusu olmadığı için de sınırsızca ada o cennet ada sınırsızca şiddeti uygulayabilecekler. Bir mekana çocukları da çıplak bedenleriyle birer hayvana dönüştürüyor. Çıplaklık aslında gerçek kimliklerden ve uygarlık davranışlarından sıyrılma fırsatı veriyor hepsine. Filmin tematik çatışması da burada çıkıyor. Şimdi e, ikili karşılıklar olarak düşünürsek barışa karşı şiddet Yerleşik olmaya, düzene karşı yersizlik, yursuzluk, uygarlığa karşı ilkellik. Ralph topluluğun menfaatini düşünüyor. Jack sadece iktidar saplantısı içinde. Ralph akılla grubu, topluluğu bir arada tutmaya çalışıyor. Jack'in peşinden gidenler de onun karizmasıyla özdeşlik kuruyorlar. Şimdi domuzu öldürdükleri sahneye gelelim. Bu sahne cinsel çağrışımlar içeriyor. Öldürdükleri domuz bir dişi. Şimdi romanda ayrıntılarıyla anlatılıyor bu. Üzerine çullanıyorlar hep birlikte domuzun. Domuz altlarında çırpınıyor, debeleniyor. İşte onu sarıp kuşattıkları zaman e, bir canlıya hakim olup e, ona üstün gelmek ve ona istediği her şeyi yaptırmak ve onun canını almayı böyle su sayıp da su içer gibi kanını akıtmayı, uzun uzun akıtmayı onun hazını yaşıyorlar. E, Jack'in yüz ifadesine bakarsanız e, çok memnun e, ve işte Jack e, bıçağıyla domuzun kafasını kesiyor. Orada çocuklardan biri Roger, e, mızrağı Domuzun anüsüne saplıyor ee, Sonra ne yapacaklar ee, Jack'in yüz ifadesine bakarsanız Durumdan bayağı hoşnut görünüyor Kesik başı alıyorlar e, Mızrağın üstüne koyuyorlar Canavara armağan etmek için ee, Evet Yani böylece bir totem hayvan oluyor e, Kesik başlı domuz Çürüyen başının etrafını sinekler kaplayacak sonra ee, Şöyle okumak da mümkün bunu Jack kesik baştır, domuzun başıdır. Jack sineklerin tanrısıdır. Sinekler de e, kitledir, yani domuzun başının etrafında dönüp duran sinekler çocuklardır. E, sinekler tanrısı aslında e, uygarlıktan ilkelliğe dönüşün bir alegorisidir. E, i̇çimizdeki kötülüğün, bu zihnin içinde bir yerlerde saklı olan kötülüğün çıkmak için fırsat kollayan şeytanın ta kendisidir. Burada bir açıklama yapalım. Zebab İbranilerin Kutsal Kitabında bir Tanrı ismi kelime olarak çevrildiğinde Baal of flies oluyor sineklerin efendisi demek sinekler halkı temsil eder Hristiyanlıkta da bu isim şeytan anlamına geliyor kesinlikle şimdi domuz filmin anlatısının tam ortasında yer alan bir hayvan domuzdan biraz bahsedelim. E, Anlatının tam merkezinde çünkü güç savaşını başlatıyor, şiddeti başlatıyor. Hem karın doyurma arzusu hem cinsel arzuyu simgeleyen öldüren domuz bir dişi bir varlık. E, mitolojide de biliyoruz ki domuzun domuzla ilgili birçok inanış ve söylence var. E, aslında doğurganlığıyla bilinen bir hayvan. Çünkü çok kirli yerlerde yaşıyor. Kendisini temizleyemiyor. E, hantal, obur e, ve üstelik de bütün dillerde hemen hemen bütün dillerde domuz bir hakaret sözcüğü. Ee, eski Türklerde de çok iyi bir yer tutmuyor Kötü ruhları çağrıştırdığı düşünülüyor ee, Ve eti yenmiyor İslamiyet'ten sonra da bu devam ediyor Mitolojide de şöyle bir hikaye var Çok güzel bir tanrı olan Adonis e, Afrodite duyduğu aşkı kıskanan Adonis'in Afrodite duyduğu aşkı kıskanan tanrıça Artemis Adonis'in üzerine bir yaban domuzu saldırtıyor Kasığından yaralanan Adonis Yaralarından kanlar akarak ölüyor Şimdi bir Tanrıya öldüren domuz zamanla tüm yöre halklarının, halklarının nefret ve lanetine uğruyor. Sümerlerden Hititlere kadar bu söylence var. Ee, üstelik domuz etini yiyenin e, vicdanının ve gönlünün e, kirleneceği de böyle ifadeler kutsal kitaplarda var. E, filmde domuz etini sadece raf yemiyor. E, domuzcuk bile dayanamıyor, ısırıyor, yedi. E, ama raf yemedi. Evet yani kirlenmeyen tek vicdan onunki. Şimdi Domuzcuk da hikayenin en çok aşağılanan karakteri. Domuzcuk'un <laughs> adını hiç kimse bilmiyor. Diğerlerinin hepsinin bir ismi var Domuzcuk'un yok. Kimse de onun ismini sormuyor. Ee, şimdi çünkü bedensel kusurları ile fiziksel çekicilikten yoksun. Kör denecek kadar miyop, hantal, e, işte asımlı, şişman, yüzme bilmiyor. Daha alt tabakadan olduğu belli babasız bir çocuk ama bir çelişki. içlerinde en akıllısı ve sağduyulusu da o. Yani adadaki düzenle ilgili her türlü doğru kararı o veriyor. Şimdi bunu şöyle okuyalım. Aklın kusurları olan bir bedenle buluşması. Bu ne yapıyor? E, aklın ve sağduyunun gör, görmezden gelinmesini ve sonra da ortadan kaldırılmasını kolaylaştırıyor. E, Jack alaylara, şiddete maruz kalıyor. Sonunda da tıpkı domuza yaptıkları gibi domuzcuk da vahşice öldürülecek. Domuzcuk ölmeden önce... Domuzcuk ölmeden önce e, domuzcuk e, gözlükleri kırıldığı için ağladı. Çünkü e, karşı koyamayacak e, güçte bir çocuk. E, çok akıllı olmasına rağmen. E, son konuşmasında elinde deniz, deniz kabuğu vardı. Ve gene e, bu vahşi e, kalabalığa e, doğruyu söylemeye çalışıyordu. Ama e, ne yaptılar? Üzerine bir kayayı yuvarladılar ve e, avcılar domuzun kafasını kesmişlerdi. Domuzcuk da kafasına düşen e, büyük kaya ile romanda ikiye ayrılıyor ve beyni çıkıyor ortaya. Filmde bu yok. E, faş bunu da şöyle e, okumak mümkün. Faşizmin düşünen kafalara tahammülü yoktur. İşleyen bir beyin yok edilir. Simon'dan biraz bahsetmek istiyorum. Simon'u e, filmdeki ilk gördüğümüz karede yüzünde e, yaktığı o lambanın yeşil ışığı var. E, şimdi yeşil ışık Simon'un masum ve iyilikle bakan yüzünü bir aziz gibi aydınlatıyor. Simon e, çünkü saf iyiliğin temsili filmde. E, suyu bulan o. E, yaralı kaptana bakan o. E, bir kertenkeleyi e, ne yapıyor? Evcilleştiriyor. Elini alıyor, seviyor. E, ama Öteki çocuklar ne yapıyorlar? Hareket eden bir e, bir şeyin nasıl öleceğini görmek için çocuklar mızraklarını kertenkeleye saplıyorlar. E, Simon'un şu sözleri de var. Diyor ki canavara inanmıyor. Diyor ki kötü olan biziz belki de. Belki de canavar içimizde diyor. E, sineklerin tanrısıyla konuşan tek kişi de Simon. E, film bunu atlamış. Romanın çok önemli bir yeri. Sineklerin tanrısı adadaki e, te, en iyi olan Simon'la konuşuyor. Ee, bu yok filmde. Keşke olsaydı. Şunları söylüyor. Sen biliyordun değil mi sizlerin bir parçası olduğunu biliyordun. Sizlere öyle yakın, öyle yakınım ki her şeyin bozuk gitmesinin nedeniyim ben. Bunu biliyorsun değil mi? Seni istemiyorlar. Anlamadın mı? Biz eğleneceğiz bu adada. Onun için bir hatlar çevirmeye kalkma benim zavallı yolunu şaşırmış çocuğum. Yoksa seni yok ederiz. Anladın mı? der ve Simon yok edilir. Simon buradan sonra mağaraya gidiyor. Eee Sineklerin tanrısıyla konuşması iki şimşek çakma arasında gösterilmiş filmde. Bir Simon'un şaşkın yüzünü görüyoruz. Sonra da domuzun yüzünü e, görüyoruz. Ama romanın buradaki e, o konuşma e, Simon'la konuşmayı aktaracak kadar etkili değil elbette. E, sonra Simon mağaraya gidiyor ve e, canavar sanılan şeyin kaptan olduğunu e, görüyor. Ve canavarın haber canavarın olmadığını haber vermek için koşuyor. Elinde gene yeşil ışıklar yeşil ışık var. Yeşil ışık var. E, filmin başında Simon'u ilk gördüğümüzde de elinde bir yeşil ışık vardı ve Simon'u son kez gördüğümüz zaman da elinde yeşil bir ışık var. E, yeşil ışık ona aziz gibi aydınlatıyordu. E, yeşil ışıkla gene e, bir e, dini e, bir Öfke bir şey nöbetiyle, linç nöbetiyle ortadan kaldırılacak. Öldürülen azizler gibi, kutsal azizler gibi uçup gidecek o da. Koşup geldiği kalabalık ise kendinden geçmiş bir şekilde ne yapıyorlar? Bir linç sürüsün he hezeyanı içinde. işte domuzu öldür, gırtlağını kes diye çığlıklar atıp dans ediyorlar. İçerinden birini domuz yapmışlar. Onu öldürüyorlar sözde. Ee, bu törene raf ve domuzcuk da katılıyor. Niye katılıyorlar? Çünkü onlar da e, e, bu törensel bir ayini andıran bu dansın heyecanına karşı koyamamışlar. Aralarına katılıyorlar. Yani e, bu vahşi öldürülme sahası e, sırasında onlar da onların içindeler. Karanlıktan koşup gelen e, Simonu canavar zannediyorlar üzerine hücum ediyorlar ve mızraklarını vahşice defalarca saplıyorlar. O sırada birkaç kere şimşek çaktı hatırlarsanız. Şimşek aslında öldürdüklerinin e, canavar olmadığını onlara gösterebilirdi. E, ama gö göstermeye çalışıyordu ama onlar onu bunu görebilecek durumda değillerdi. E, tamamen kendilerinden geçmişlerdi. E Link Topluluğu ortak bir nefrette bütünleştirir. Simon günah keçisidir. Birini günah keçisi ilan etmek topluluğu dağılmaktan kurtarır. Ee, şimdi toplum ve birey diyoruz, İki ayrı kategoriden söz ediyoruz. Toplumun içinde bir birey olduğumuzu düşünerek toplum diyoruz. Ama işte kitle bu ayrımı ortadan kaldırıyor. Çünkü eğer böyle bir kitle bir kin içinde ise işte o kin topluluğu ne yapıyor? Bir yıkım aracına dönüştürebiliyor ki bu korkunç bir şey ve dünya bunu defalarca yaşadı büyük savaşlarda ve hala sürüp giden savaşlarda şu ya da bu sebeplerle kitleler bir linç grubu, linç kitlesi haline gelebiliyorlar. Neden Simon? Bunu düşündünüz? Mi? Ben düşündüm ve şu öyle bir cevap veriyorum. Simon diğerlerinden farklıydı. Çünkü o ötekilerin zamanla uzaklaştıkları ahlak ve iyilikten yanaydı, iktidar mücadelesinin de içinde değildi. Sineklerin tanrısıyla konuşan da oydu, canavara inanmayan oydu. O adadakilerin vicdanıydı. Faşizm düşünen kafaları yok ettiği gibi vicdanı da ortadan kaldırır, ona da gerek yoktur. Raf e, sonra e, bu ölüme e, tabii Şimşek bir kez daha e, aydınlattığı zaman e, ölen bedenin kime ait olduğunu e, görüyoruz. Onlar da görüyorlar ama hiç kimse üzüntü belirtisi göstermeyecek. Buna ağlayan tek kişi e, Ralph olacaktı. Kimse masum değil artık diyelim. Ne? Son olarak e, Ateş'e geleceğim. E, <laughs> filmde Ateş'in e, ateşin simgesel anlamı üzerinde duracağım. E, ateş'in simgesel anlamı da ikili bir karşıtla götürüyor bizi. E, kurtuluş ve ölüm. E, uygarlık ve şiddet. Ateş ilk yakıldığında e, eve dönüş arzusunun bir simgesiydi. Çünkü... E, ...uygarlıkla bağım bir simgesiydi. Çünkü geçen bir gemi uçak... E, ...ateş yandığı sürece onları fark edecekti. Ateş yanmalıydı. Ateş eve dönüş ihtimali demekti. Ama dağın tepesinde... ...yakılan ilk ateş kontrolden çıktı. Etrafını yaktı. Tıpkı e, kitlelerin... ...yayılarak... ...işlerine aldıkları her şeyi... ...yok ettikleri gibi... E, ...ilk ateşin de... E, ...etrafa yayılarak... E, ...yok etmesi... E, de aynı şey ilk ateş de etrafı yok etti. Tıpkı kitlelerin yayılarak her şeyi yok ettikleri gibi. Ee, bunun dönüşü yoktur. Ateş de yaktığı şeyleri ortadan kaldırır. Ee, kitlenin bu ortak davranışı da özellikle linçte yok eder. Ve dönüşü olmayan bir şekilde ortadan kaldırır. Ee, ateş onları e, bir araya getiren de bir şeydi e, topluluk ateş etrafında oturuyorlardı. İşte yüzleri ateşin aleviyle aydınlatırken en çok da Jack'in anlattığı hikayelerle korktular. E, ateş karınlarını doyurmaya da yaradı. E, domuzu pişirdiler. Ama aynı ateş ee, onların ilkel içgüdülerini ve kindar arzularını da uyandırdı. Vahşiler gibi dans ettiler ateşin etrafında. Sonra ateşle birlikte ne yaptılar? Öldürmenin hazını tekrar yaşadılar. Avın hazını yaşadılar. Canlının öldürülmesini kutsadılar ve simonu öldürdüler. Filmin sonunda ateşi bir kez daha göreceğiz. Ee, Jack ve kabilesi bir av hayvanı gibi kıstırdıkları Jack'i Ormanda saklanacak ve ortaya çıkartmak için Kendilerini besleyen Ormanı yakıyorlar Rahat Pardon Ralf'i evet ee, Şaşırdık ee, Kendilerini besleyen e, Ormanı yakıyorlar ee, Ama Adayı ve e, Canı Ralf'in canını kasteden Ateş bu sefer onun kurtuluşu oluyor Adadaki yangını Bir e, gemi görüyor Şimdi romanın filmde olmayan finalinde canlı bir yetişkin yani asker görüyor Ralph. I. Yetişkin asker ortaya çıkıyor. Şu sözler çok anlamlı. Demek eğleniyorsunuz, oyunlar oynuyorsunuz. Dumanınızı gördük. Neler yapıyorsunuz? Savaş gibi bir şeyler mi oldu yoksa? Çok hoştu herhalde. Tıpkı Mercan Adasındaki gibi değil mi? Savaşı oyun gibi gören e, çocuklaşmış yetişkin ironiktir. Çünkü e, filmde bu altı çizilmemiş ama o çocuklar zaten bir savaş yüzünden bir oradadır. Yani bir başka savaşta atom savaşından kaçırılma üzere uçağa binmişlerdir ve e, uçak düşmüştür. Şimdi bundan sonra kurtarılıp götürülecekleri yerde e, çocuklaşmış yetişkinlerin e, muhtemel daha teknolojik, daha... Vahşi olacak savaşların içidir. Yani adanın dışı kurtuluş değildir. Adanın dışının bir uygarlık olacağı da bir yanılsamadır. E, sonunda Ralph ağlar. E, niye ağlar? Çocukluk döneminin bitmesine, e, insan yüreğinin karanlığına, domuzcuğun ölmesine ağlar. Şimdi e, çocukları ağlarken görmüyoruz ama Ralph'in hıçkırıklarına öteki çocuklar da katılır. Hep birlikte ağlarlar. E, Hikayenin sonunda. Sonuç olarak e, tabii ki bu bir e, ıssız adada kalma hikayesi değil. Sineklerin tanrısı ıssız bir ada. Hayatta kalma hikayesi değil. E, kurallardan ve düzenden e, uzaklaşan bir toplumun gücünü zorbalıktan ve otoriteden e, korku içinde güce tapan bir toplumun alegorisidir. E, gücü iktidarı sevmemize, bizi egemenliği altına alan ve ezen bir şeyi arzulamamıza neden olan içimizdeki faşizmdir. E, kötülüğe karşı olan savaş da önce kendimizle yüzleşmektir. E, sineklerin tanrısı hepimizin içinde örtük bir şekilde var olan e, faşizmin hikayesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Gülseren Hanım'a. Psikosinemanın e, ve bu etkinliklerin temel amacı insanı anla, anlatan sinemayla e, insanı anlamaya yönelik psikiyatri ve psikolojinin aynı koltuğa oturtabilmeyi amaçlıyoruz. Tabii buradaki temel olan şey e, hem sinema açısından hem de e, psikiyatri, psikoloji açısından bir değerlendirmenin çok uygun olacağını düşünmüştük. Ve o şekilde gerçekleşti şimdiye kadarki konuşmalar. Şimdi ise bu seneki etkinliklerimizin başında e, sinemada roman kahramanları diye belirttiğimiz ve onun içinde bir edebiyat açısından değerlendirmenin uygun olacağını düşünüyorum. Ve sözü yazar Usta Hanım'a vermek istiyorum. Teşekkürler. Aa, i̇yi akşamlar hepinize. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben bir yazar olarak kitaptan konuşacağım açıkçası. Ee, filmi izledik. Filmde um, William Golding'in yarattığı o gerçekten kusursuz dönüşümün e, eksik kaldığını düşünüyorum ben. Özellikle 1990 yapımı filmde. E, çünkü Golding gerçekten çok e, karşılaşmalar, krizler e, simgelerle örülü, çok güçlü bir roman yazmış bir yazar. Zaten e, 20 yayın evi tarafından da reddedilmiş bir roman. Oradan da belki e, anlayabilirsiniz. Çok sıkı bir roman yazmış. Ee, Sineklerin Tanrısını konuşacağımızı ee, Emin Bey bana haber verdiğinde e, kitabı okumamıştım açıkçası ve kitabı kitabı sipariş ettim ee, ve kitap bana ulaşana kadar da Sineklerin Tanrısı ismi hakkında düşündüm başlıklar çünkü önemlidir romanlarda ve açıkçası çok daha önce de elbette duymuştum ama çok tuhaf geldi bana Sineklerin Tanrısı ve sanki e, bir ne derler, çok eskilerden kalma biri gibi her şeyin de tanrısını yaptılar artık gibi bir e, gülümsemeye kapıldım kendi kendime. E, dediğim gibi ben kitaptan bahsetmek istiyorum. E, kitapta pek çok simge var. E, i̇sterseniz algılarımızın kapılarını bu simgeler üstüne biraz açalım. E, i̇lk başta e, filmde verilmemiş şeylerden biri de e, kitapta çok güzel bir karşılaşma var. Bir karşılaşmayla açılıyor kitap. E, domuzcuk ve Ralph'in karşılaşması var. E Ralph çok memnun, mutlu. E, büyükler hiç umrunda değil ve çok eğleneceğini düşünüyor. E, domuzcuk ne var ki, e, karşılaşır, karşılaşmaz. E, hemen işte çözüm üretme odaklı e, bir sağduyu, e, bir görev bilinciyle nasıl kurtulacaklarını işte e, düşünüyor ve Ralph'a sürekli bunu vermeye çalışıyor. Ee, ve ondan şunu da duyuyoruz çok olumsuz bir şekilde daha dakika bir gol bir işte kurtulamayacağız. Çünkü kimse bizim nerede olduğumuzu bilmiyor ee, gibi. Ralph onu hep susturmaya çalışıyor. Çocukta bir şeyler olduğunu elbette biliyor ama eğlenecek eğleneceklerini düşündüğü için domuzcuğu çok da kale almadığını görüyoruz. Ee, zaten gerçek ismini bile sormuyor. Açıkçası ben e, bu ilk bölümü okurken kitapta e, Ralph'la domuzcu sanki Ralphı kendi öteki benliğiyle karşılaşmış gibi bile düşündüm birkaç sayfa boyunca çünkü Ralph çok parlak bir çocuk domuzcuk işte şişko bedensel olarak kötü görünen bir çocuk olduğu söyleniyor işte Ralph kaslı aslında sarışın bir çocuk filmdekinin tam tersine ve işte Ralph babasının babasından bahsediyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında sırtını babasına yaslamış, iyi bir e, ailede büyümüş tek çocuk belki de Ralph. Diğerlerini elbette bilemiyoruz ama buna yazar vurguda bulunuyor. E, i̇şte babasının onları mutlaka bulacağına dair bir inançla e, adada güzel zaman geçireceğini düşünüyor. E, sonrasında ikinci karşılaşma ki o 1963 filminde de çok güzel verilmişti. Jack ve korosunun böyle anlı şanlı tam bir ordu gibi gelişleri aslında ve orada iki sonradan iki kutup lider olacak çocuğun karşılaşmasını görüyoruz. Jack de bu arada deniz kabuğu tabii ki çok önemli bir simge. Deniz kabuğunu zaten domuzcuk Ralph'e aslında bir hediye gibi hediye etmişti ve kitap boyunca da Ralph'in liderlikteki en önemli Dayanaklarından zaten biri e, deniz kabuğu, öteki de domuzcuğun kendisi. E, Jack de gelir gelmez burada bir büyük yok mu diyor ve boruyu öttüren e, büyük kimdi gibi bir soru soruyor galiba. Diğer çocuklar da aynı şekilde bu e, uçak kazasında bunlar uçak kazası sebebiyle adaya düştükleri için e, hep megafonlu adamı düşünüyorlar. Uçakta bir megafonlu adam belli ki onları işte tertibe düzene sokmuş. Ee, ve dolayısıyla deniz kabuğu da Ralph'te olduğu için aslında e, en baştan e, Ralph'i bir yetişkin yerine koyuyorlar. Deniz kabuğu elbette işte e, demokrasinin, iletişimin simbolü ama öte yandan da deniz kabuğunu Ralph'te hemen görüvermek e, onları, çocukları sezgisel olarak Ralph'in şef olduğuna aslında ikna ediyor. Evet. Sonrasında diğer sembollere bakmak gerekirse e, av tabii ki başlı başına e, hikayeyi e, yönlendiren aslında hem zalim hem çok heyecan katan e, bir sembol. E, Jack'in hemen avcı olmak istediğini aslında apaçık görüyoruz. E, çünkü Ralph işte bizi kurtarana kadar biz burada çok eğleneceğiz derken, Jack'in de şöyle bir cümlesi var. E, i̇nşallah kurtulmadan önce bir e, av yakalamış olurum, bir domuz öldürmüş olurum diyor. Bunu açıkça söyleyen bir çocuk. E, ve e, bunu yaparken e, şöyle söyleyeyim. E, Ralph, evet elbette e, Gülseren Hanım'la Emin Hanım da söylediler. E, i̇yiliğin sembolü bir lider olmaya çalışırken Jack daha e, saldırgan, e, daha aslında... Ne dediğini de açıkça söyleyen, Ralph'in çünkü zaman zaman kafası çok karışıyor ve e, domuzcuktan yardım alıyor. Ve en büyük desteği de aslında elinde tuttuğu deniz kabuğu. E, Jack daha doğrudan, direkt aslında e, yumruğunu masaya koyan bir karakter. E, burada m, avcı olmak istediğini söylüyor ve aslında romandaki en büyük e, çatışma, ve bu iki lider arasındaki de o işte aslında birbirlerini hem dost hem düşman gibi de görüyorlar birbirlerinden etkileniyorlar mutlaka e, geminin kaçışı yani ateşin sönmesi ve e, Jack'in ava çıkması aynı zamana denk geliyor ve dolayısıyla e, burada işte her şey aslında hikaye çatlamış oluyor. Ralph'in ne istediğini apaçık görüyoruz. Jack'in ne istediğini apaçık görüyoruz. E, ve Jack e, çok bu konuda ısrarcı. E, söylendiği gibi de gerçekten ava tutkun bir şekilde o hissi, o hazzı yaşamak istiyor. E, burada simgelerden en önemlisi aslında Jack'in kullandığı şeyler elbette ki. Çünkü Jack e, yeni bir iktidar yaratma peşinde, yeni bir düzen, e, yeni bir hayat aslında vaat ediyor küçüklere. Ee, küçükler isimlerini de büyükler verdi onlara küçükler diye. Ee, küçükler çok sıkılıyorlar. Ee, ebeveynlerini arıyorlar zaman zaman. Ee, mesela bir barınak yaptıklarında işte bazı küçüklerin barınaktan iki gün hiç çıkmadan işte şarkı söylediklerini kendi kendilerine mırıl mırıl mırıldandıklarını falan duyuyoruz. Öyle bir Yuva özlemi ve sıcaklık özlemi içindeler. Dolayısıyla aslında çalışmakta istemiyorlar. Ee, Vecek onlara doğrudan bir havuç veriyor aslında. Ee, avlanalım, ordum olun e, ve yeni bir düzen kuralım diye yeni vaatlerle yeni bir yaşam e, sunuyor. E, bunu yaparken de bu işte avlanma mevzusunda aslında e, iki tane çok önemli Sembol var. Bir tanesi marş, bir tanesi de halka kavramı. Ee, marşın e, tek düzey olması, çok acımasız işte domuzu gebert, gırtlağını kes, kanını akıt. E, tam da zaten yapacakları e, eyleme özgü e, bir tavır. E, ve bunu sürekli tekrarlıyorlar. Ve marşın e, işte aslında kitleleri uyutmak için. E, yaratıldığını ve tekrarlandığını ve seneler geçse bile hiçbir zaman değişmeyeceğini biliyoruz. Zaten statikoya hizmet etmesinin sebebi de hiçbir zaman değişmemesi ve çok gürültülü olmasıdır. E, sessizlik bilirsiniz insanı düşünmeye e, sevk eden bir şey. E, burada da aslında sessizliği isteyen karakter olarak Simon'ı görüyoruz. Simon da e, aslında Golding'in kullandığı simgelerden bir tanesi. Emin Hanım söylemişti galiba. Bir İsa aslında simgesi gerçekten de ee, daha da çok onu ben şöyle tanımlamak istiyorum Özgür iradenin kendisi aslında Çünkü e, karanlıktan korkmuyor kendi kendine yürüyüşlere çıkıyor düşünmek istiyor Hatta düşünmek için e, ormanda kendine küçük bir e, alan yaratıyor zaman zaman oraya gidiyor yalnız kalabilen bir karakter ve e, bu sebeple de aslında e, tuhaf bulunuyor yani bunu Ralph'in ağzından da duyuyoruz. Hikaye boyunca Jack'in ağzından da duyuyoruz. Domuzcuk da bunu söylüyor. Hepsinin tuhaf bulduğu, kısı bulduğu bir karakter Sara nöbetleri geçirmesinin bunda bir etkisi yok. Etkisi tamamen yalnızlığı kabul edebilmesi, özgürlüğüne düşkün olması, sessizliği, kendi kendiyle yetinebilmesi aslında. Dolayısıyla Simon gerçekten baş başına Golding'in kullandığı simgelerden bir tanesi. Sonunda da aslında insanın öldürülüşü gibi Dirim'in öldürüldüğünü görüyoruz. Ve e, Dirim'in doğruluğun, canlılığın o adada yok edildiğini görüyoruz. E, marş böyle, e, marşı söylerken çocuklar bir halka yapıyorlar. Ee, ben şöyle düşündüm açıkçası Golding adayı o kadar güzel anlatıyor ki zaten e, dili anlatımı gerçekten şahane kitapta e, çocuklar doğada çok yalnızlar çok yeni bir deneyim e, ve gerçekten çok büyülü çok esrarlı çok güzel bir ada İşte zaman zaman seraplar görüyorlar deniz yükseliyor e, yıldızlara bakıyorlar falan bir sürü böyle güzelliğin içinde eee Çoğunu da aslında görmezden geliyorlar çünkü belirsiz geliyor, anlamlandıramıyorlar bilmedikleri bir şey. Ve bu kadar belki de büyük düşünmek istemiyorlar. Yani büyük düşünmek derken bu belirsizliğe karşı kafa yormak istemiyorlar. Başka dertleri var elbette. Ee, şimdi Jack bir yandan bu domuz avını resmileştirirken ve e, çocukları gaza getirirken diyelim galeyana getirirken ...bir halka yapılmasını istiyor ve hatta e, kitabın bir yerinde işte Ralph ve Domuzcuk'un o halkaya katılmadığını görüyoruz. Halka o kadar kuvvetli, o kadar kendinden geçirten bir halka ki e, aslında Ralph ve Domuzcuk bile bu büyüye kapılıp onlarla birlik olmak istiyorlar. Çünkü e, Ralph'in yapmak istediği o barınak e, ve korunma güdüsü o halkayla tamamlanıyor Jack'te ve... E, Jack aslında o barınak o aidiyet işte o sıcak yuva duygusunu çocuklara o halka ile vermiş oluyor. Ee, bunu çok güzel cümlelerle Golding de söylemiş İşte birbirlerinin o halka yaptıklarını birbirlerinin sırtına dokunduklarında Ralph bunu özlüyor mesela, ee, bunu düşünüyor. Ee, hatta Ralph en sonunda işte e, kaçarken de e, o canavar korkusuyla yine e, yakın olmak istiyor halkaya, halkadan tam olarak sıyrılmak da istemiyor. Ee, doğaya geri döneceğim. Bu doğanın bu bilinmezliği aslında e, adanın bilinmezliği. Ada işte e, dört tarafı denizlerle çevrili olması dolayısıyla da bir halka gibi ve bilinmez aslında soyut ve kırılgan ım, bulutsu, dumansı bir halka ve o halkanın içinde çocuklar kendilerini çok yalnız ve ne yapacaklarını bilmez halde hissettikleri için cekin o sımsıkı bir iktidarla Aslında yeni bir hayatla verilmiş halkasının içinde buluyorlar ve bu şekilde aslında cekin yeni dünyasına dahil olmuş oluyorlar bir sürü yoksunluk işte yani et et yemek et vermek et vadi aslında bunun bir bahanesi, olmuş oluyor elbette. Yani ben aslında ilk şeyin, ilk o duygunun o aidiyet, o eski düz, o bir şekilde düzen duygusu ve düzene kaymak, düzen hasreti olduğunu düşünüyorum. E, halkanın bu anlamda çok güzel kullan, kullanıldığını görüyoruz Golding tarafından. E, canavara geçeceğim. Şimdi bu halka zaten canavara karşı aslında canavarın korkunçluğundan ve canavarın kendisinden kurtulabilmek için yapılmış bir şey. Şimdi canavarı aslında hiçbirimiz hiçbir zaman görmeyiz, korktuğumuz şeyler karşılaştığımızda, onlarla karşılaştığımızda zaten bilinir olurlar ve biz onlardan artık korkmayız. Kitapta da bu şekilde canavarı gördüklerinde artık canavarı Canavardan korkmamaya başlıyorlar. Ee, yani hepimizin bir canavarı vardır aslında düşünsenize. Sınırdaki işte e, nöbet tutan bir askerin bambaşka bir canavarı vardır. İşte benim bambaşka bir canavarım vardır. Bir çocuğun ıssız adaya düşse de düşmese de aklında bir canavar vardır. E, ve o canavar benim canavarım mesela. E, benim canavarımken küçük bir şeyse işte sizinle paylaştığımda ve siz de o duyguyu... Benimle o korkuyu benimle birlikte yaşadığınızda korku büyür ve canavar büyür. Ee, dolayısıyla adadaki canavarın da büyütülmesi ve gerçekten çok korkunç bir hale gelmesi mantık dışı bile olsa ve hiç görmeseler de bu şekilde ilerliyor ee, ve gerçekten Ralph de sonunda canavara inanıyor. Jack zaten içindeki canavarı hissettiği için e, ben avlanmaya çıktıysam beni de muhakkak avlamaya çıkmış biri vardır. ...diye düşünerek zaten o canavarı... ...önce kendi içinden hissediyor. E, canavara tek inanmayan çocuk... ...işte... E, ...bahsettiğimiz gibi aslında Simon. E, Simon'ın da... E, ...aslında domuzcuktan bile daha... E, ...doğru... ...doğru belki yanlış kelime ama... ...daha dirimsel... E, ...bir çocuk olduğunu görüyoruz. E, Ralph da en başta öyleydi. Hatta işte sevinince amuda falan kalkıyordu. Onu yazar o şekilde vermiş. Yani aslında... Ee, diğer çocuklar kadar zırhlı bir çocuk değil, ee, kişisel savunması, ve egosu anlamında. Ee, ama Simon'un kendisi başlı başına işte özgür iradenin, o yumuşaklığın işte zaten yardım ediyor, hiç kaçılmıyor. Gerçekten İsa gibi herkese el el veren bir çocuk. Ee, o anlamda özgür iradenin ve aslında güzelliğin sembolü diyebiliriz. Ee, Jack zeki bir çocuk ve bu av konusuna taktığı için aslında e, nasıl yapacağı üstüne çok düşünüyor. Ralph'in belki de eksiği bu. Ralph düşünemiyor. Jack çok düşünen bir çocuk e, amacında çok tutkulu olduğu için belki de e, şu maske işini buluyor. E, i̇lk önce domuz işte ormanda görünmez olabilmek ve işte ormana katılabilmek için e, bir maske fikri ortaya atıyor ve sonrasında bu maskenin ne işe yaradığını çok güzel anlıyor o maske onu işte hem kendi kişiliğinden koruyor hem diğer çocuklar onu göremiyorlar aslında ve ondan korkuyorlar tuhaf bir şeye bürünüyor zaten kitap boyunca da her şeyin her şeye dönüştüğünü görebilirsiniz işte barınak fikri işte bir barınak yaratmaktan halkaya dönüşüyor örneğin işte domuzun gözlüğü ee, yine bir sembol olarak e, ateş yakmaya yararken ve iyiliğe yararken e, şimdi avlanılan domuzu e, pişirmeye yarıyor ve el değiştiriyor hmm. ve e, böylece aslında yeni bir düzenin, yeni bir dünyanın işte yeni iktidarın, yeni vaatlerin geldiğini ve çocukların buna e, karşı koyamadığını görüyoruz. William Golding bu sembolleri o kadar güzel kullanmış ki böyle hikayenin üstünde işte kolları, bacakları gibi hikayenin çok güzel serpiştirmiş. Çeviren Mina Urgan da zaten kitabın sonunda bunu çok güzel anlatıyor. Ee, kendi kendine bu sembolleri keşf keşfedenler e, eminim kitabın sonunda Aa, ben bunu düşünmüşümdür diye aslında küçük bir hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Çünkü Mina Urgan çok güzel anlatmış hepsini. Ee, bakıyorum başka... Bahsetmek istediğim bir şey aslında böyle e, çok benim için çok öğretici bir yazar olarak e, kurguda sembollerin kullanılışı ve hikayede karakterlerin de dönüşümü ne anlatan bir hikaye okudum ve benim için çok e, öğretici de bir hikayeydi. idi e, böyle burada bunu da konuştuğum için çok mutluyum teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için. Ben de sevgili Usta'da te teşekkür ediyorum. Biz bu etkinlikleri İzmir'de de yapıyoruz. Ee, İzmir'de gerçekleştirdiğimiz, bu etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz bir ekibimiz var. Bu ekip içerisinde e, sevgili Caner son derece önemli bir yeri var. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. İsmim benden önce gelsin. <laughs> İsim önemli. би саянь ашиглах başladık mı başladık. Ee, bu ismi aldanmayın. Bu bir clickbait. Yani sonuna kadar izleyin diye erkeklerin gücü ve güçsüzlüğü. Ta en sonunda söz edeceğim. Aslında ee, bütün şey bununla ilgili diye sunum. Hızlı şekilde geçiyorum. Zaten sayın hocalarım eee teki birçok benim söylemek istediğim şeyi söylediler. Şöyle biraz ben e, kültürün içindeki yerine bakmak e, istedim. E, sineklerin tanrısı romanının ve iki farklı çevriminin. Ee, bir kere sineklerin tanrısına geliş. Medeniyetten uzak bir insanı tek başına anlatan ee, romanlar edebiyatta önemli bir yer tutuyor. 56'da William Golding'in yazdığı roman, 54'tü herhalde, bu 56 demişim ama, Kurt, e, şeyden, 200 Yaz Savaşı'ndan sonra basılıyor. 63'te Peter Brook siyah beyaz olarak çekiyor. 90'da Harry Hook az önce izlediğimiz filmi çekiyor. Peter Brook'un filminin kitaba daha sadık olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bazı görsel yönler yönünden de bugün izlediğimiz daha iyi. Bu yalnızı insanı yalnız başına gösteren romanların tipik örneği, prototipi 1719'da basılmış Robinson Crusoe. İnsan kendi başına yaşayabilir mi? gibi bir soruyu ele aldığını düşünebiliriz bu romanın. Daniel Defoe evet cevabını vermiş. Bir de Mercan Adası var. Ee, sineklerin Tanrısı'nda da önemli bir yeri var Mercan Adası'nın. Valentine Mercan Adası'nda e, orijinal adı da The Coral Island, A Tale of the Pacific Ocean. Bu da 1858'de basılmış ve oraya tırnak içinde medeniyet taşıyan çocukları anlatıyor. Mercan Adası'nın 1884 tarihinden tarihli baskısından bir şey baskı koydum buraya. Paterkin, Jack ve Ralph üçlü. Jack ve Ralph'ı hemen anladınız ki bize burada William Golding bir numara çekmiş ve hem romanın iki yerinde başında ve sonunda Mercan Adası'na gönderme yapıyor hem de kahramanlarını oradan alıyor. temalar birbirine zıt. Şöyle ki Mercan Adası'nda Çocuklar Hristiyan ahlakının taşıyıcısı gibi görünüyorlar ve dışarıdaki bir takım kötü insanlara, yerlilere ve kötülere karşı savaşıyorlar. E, fakat sineklerin tanrısında kötülük hepimizin içindedir teması e, savunuluyor. Golding İkinci Dünya Savaşı'nda e, deniz subayı olarak be, e, çarpışmış ve sonradan başka romanlarına da yansımış bu yıllar. ...ve çeşitli vahşetler gördüğünü orada daha sonra söylemiş. İki yıl okul tatili, biz bunu iki sene mektep tatili olarak bilirdik. İyi gün yayınlarından okumuştuk, bizim kuşak yani. Basınışı 1888. Jules Verne burada Robinson Crusoe gibi adaya düşen çocukları anlatıyor. Ve şöyle demiş bir yerde kendi ifadesi Robinson'unkine benzeyen bir çevrede denendiğinde çocukların zeka ve cesaretleriyle neler becerebileceğini dünyaya göstermeyi amaçladım diyor. Bunu tabi herhalde romantik bir yaklaşım olarak değerlendirmek yanlış olmayacak. 1891'de yani hemen 3 yıl sonra Türkçe'ye çevriliyor. Kapağını görüyorsunuz. Ahmet İhsan çevirmiş ve Alem Matbaası bunu basmış. Evet. Edebiyatta Norman Sonat diye okumak daha doğru olabilir. Çünkü bu ismi veren bir türe isim veren bir Alman yazar var. Johann Gottfried Schnabel. İnşallah doğru okudum ismini. 1731'de bu ismi ortaya atıyor ve bir ana özelliklerini sayıyor. Bu yalnız kalan insanların, medeniyetten uzak insanların maceralarını anlatan romanlara böyle bir isim veriyor. Ve diyor ki ıssızada olacak, deniyor ki Robinson kavramını işleyenler tarafından ısıda da olacak, boş gezegen de olabilir, bir yalıtılma durumu, izolasyon durumu olacak. En azından bazı karakterler için yeni bir başlangıç olacak. Yerlilerle ya da yerellerle karşılaşma olacak ya da yerli sanılan kişilerle. Bir de toplum kavramı üzerine bir takım tartışmalar olacak. Bunun bir başka ee, yorumunu da James Joyce'tan görüyoruz Ulysses'in yazarından. Robinson Crusoe'yu James Joyce Britanya İmparatorluğu'nun simgeleyen bir roman sayıyor ve diyor ki Crusoe Britanyalı sömürgecilerin gerçek bir prototipidir. Yani işte gittik oraya medeniyet götürdük, işte cumayı bilmem çalıştırdık falan filan. bu yalnız ada, da adada yalnız kalan beyazlar teması farklı düzlemlerde Anlaşılabilir. Sineklerin tanrısına geçiyorum. Romandan ve iki filmden birden, üçünü bir arada düşünerek bir iki şey söylemek istiyorum. Burada hocamın sözüne ettiği beyaz Belzebub nasıl okunuyorsa nun bir tasviri var. Böceklerin tanrısı kelime anlamı. Baal tanrı demek biliyorsunuz. Ondan sonra ama Hristiyan mitolojisinde bu şeytan ile özdeşleşiyor ve e, o şekilde tanımlanıyor. E, bu tanrının sinekler ve böcekler üzerinde e, egemenliği olduğu kabul ediliyor. Ekron şehrinde e, Filistin'de e, kendisine tapınılan bir tanrıymış zamanında. Ama çok eski ben daha yoktum o zaman. <laughs> e, hani ben bile yoktum diyelim. Romandaki tanrı. Ee, romanda çocuklar avladıkları domuzun kafasını keserler. Kafayı geçirdiklerimiz rahat toprağa saplarlar ve bunu kendisinden korktukları farz muha canavara hediye olarak sunarlar. Ölü kafanın etrafında kısa sürede sinekler dolar. Simon düşünde ben sineklerin tanrısıyım diyen kafayla konuşur. Hocam bunun bir epilepsi nöbeti olabileceğini söyledi değil mi? Ee, ben onu düş gibi anlamıştım ama e, o tabii onun söylediği doğrudur. E fakat bu gerçekten kitabın e, şey bir nasıl diyeyim? E, çok önemli bir bölümü, ifade edici, böyle e, amacını saklayan bir bölümü. Onun için bunların filmde yer almasını ben de e, Sayın gibi nerede? Ha buradasınız. Güsen gibi e, şey buluyorum. Yani yetersizlik kanıtı olarak düşünüyorum. Bu da şeydeki 63 yapımındaki domuz kafası. Filmler her ikisinde kesik domuz kafası meçhul canavara sunulması ritüeli var olmakla birlikte bu sahnenin... ya Ben bunu söylemiştim zaten. Niye okuyorum ki tekrar? Ee, evet o zaman geçelim. Mercan Adası'nı bunu da söylemiştik. Kötülük hepimizin içindedir diyor sineklerin tanrısında. Hem Simon'la konuşan e, Tanrı Kafa söylüyor bunu hem de bütününden anlıyoruz. E, halbuki Mercan Adası'nda orada yeni bir düzen kuruyorlardı çocuklar. Kurtarıcı Subay'ın Bakış Açısı. Şimdi bu son bölümünden diğer sayın konuşmacılarla da söz ettiler. Ben iki paragrafı okumak istiyorum. Ee, çünkü bunu kitabı çözmek, daha doğrusu kitabı ve filmde anlatılanları çözmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Romanın son sayfasından iki paragraf okuyacağım. Ee, aslında, evet, ben bunu LibreOffice'te yapmıştım. Şu at satır şeyde çıkmıyor. <laughs> PowerPoint ne? Ee, Microsoft Office'te yapacağı araştırma gözünde tutan subay ben de sanırdım ki dedi ben de sanırdım ki bir yıl Britanyalı çocuk hepiniz Britanyalısınız değil mi? Sanırdım ki buradan daha iyi idare edebilirlerdi durumu. Yani demek istiyorum ki ilkin öyleydi dedi Ralph. Sonra her şey Ralph sustu. İlkin hep beraberdik. Subay bak işte burayı okuyamıyorum şimdi. Neyse. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> şu evet şuradan okuyayım verelim. Siz bunun da arkasında tanıtım yazısı var. Demin aradım da bulmakta. Evet. Ha bak güzel arada şey varmış. Ee, evet. Evet. Yapacağı araştırma gözün oraya okumuştum. İlkin öyleydi dedi Raf. Sonra her şey Raf sustu. İlkin hep beraberdik. Subay Raf rahat konuşsun diye ona yardım etmek istedi. Biliyorum çok hoştu herhalde. Tıpkı Mercan Adası kitabı gibi. Ya bak geldik oraya. En başında da çocuklar aralarında konuşurken Dağdaki Ateş bölümünde aa çok güzel olacak işte e, Kırlangıçlar ve Amazonlardaki gibi o Türkçe çevrilmemiş bir çocuk kitabı. Bir tane daha söylüyor. Bir isim daha veriyorlar. Hangi kitaptı? Ee, öbür kitaptaki şey bu. İsviçre Robinson. Ne, o zaman yok herhalde. O neyse. Mercan Adası kitabı gibi. Raf sessizce subaya baktı. Eskiden bu kumsalları saran o garip güzellik. Burada işte bir yazarın yani ne kadar güçlü olabileceğini bu paragrafta görüyoruz. Onun için ben de kesmeyeyim bir daha da başlığını okuyayım. Raf sessizce subaya baktı. Eskiden bu kumsalları saran o garip güzellik hayalini canlanı veriyor gibi oldu bir an. Ama şimdi kuru bir odun parçası gibi kavrulmuştu bu ada. Simon ölmüştü. Jack ise Raf'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Hıçkıra hıçkıra titreye titreye ağladı. Buraya geleli ilk kez kendini koyuveriyor ağlıyordu. Duyduğu keder tüm gövdesini ürpertti, sarstı, parçaladı sanki. Ralph'ın sesi adanın tutuşmuş yıkıntısı karşısında kara dumanın altında yükseldi. Ralph'ın acısı öteki çocuklara da geçti. Onlar da titremeye, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Ve çocukların arasında Ralph kirli bedeni, karma karışık saçları silinmemiş burnuyla çocukluk döneminin bitmesine insan yüreğinin karanlığına ee, ve domuzcuk denilen o gerçek, o akıllı arkadaşın havalarda uçup ölmesine ağladı. Evet, <laughs> pardon kendi başına roman gibi bir paragraf. Bu gürültülerin arasında kalan subay duygulanmış, ne yapacağını da biraz şaşırmıştı. Çocuklar toparlanmaya vakit bulsun diye sırtını çevirdi uzaktaki bir çimlik bakarak bekledi. Orada gemi geliyor kurtarmaya. Burada şey geliyor. E, romanda ve birinci de gemi geliyor. E, ikinci i̇kinci filmde uçak geliyor. Şey e, Ama o da Deniz Kuvvetleri'nin uçağı değil mi? Naval Force yazıyordu şeyde. Zaten birinci de İngiliz çocuklar, yani Britanyalı diyelim, Mina Organ'ın doğru çeviride söylediği gibi, ee, bir kitapta bir tane çocuklar ve normal bir lisedeler. Ee, koro, Jack'in korosu da bir dini koro. Hatta e, dinin önemini burada e, Jack'in çetesinin çıkmasında sanki bir kökenmiş gibi algılamamızın da bir sebebi var. Bunlar ilk geldiğinde bir gerçekten hocanın söylediği gibi, faşist bir e, ordu birliği gibi Mars söylek geliyor mu? Söyledikleri parça Kirea Eleison. İnşallah onu da doğru okumuşumdur. Hristiyanlıkta bir önemli ilahi ve şey anlamına geliyor İsa acı bize ya da işte Tanrım acı bize anlamına gelen bir ilahi okuyarak geliyorlar. Zaten bunlar kilise korosu. Üzerlerinde garip giysiler var. William Golding de böyle diyor. E, Peter Brook böyle anlatmış. Bu filmde onu göremedik. Şimdi e, devam ediyorum. Ha Ralph'ın Bakışı. Bunu okuduk. Bunu da okuduk. Roman şu cümlelerle. O ne güzel. Ben hepsini okumuşum. Evet. Ha Buradaki subay, bak bur burayı ben yazdım. Diyorum ki buradaki subay herhalde biz okuyucular oluyoruz. Yani olayı algılayamıyor subay. William Golding bize hayatın gerçeklerini mercan Dazı romanındaki gibi olmadığını hatırlatıyor. Diye düşünüyorum. Şimdi e, üç katmandan ikişer slide ile bahsedip bitiriyorum. Toplumsal politik katman, psikolojik ruhsal katman, bir de felsefi katman. Filmleri bu şekilde 3K formülüyle bir açıdan bakabiliriz diye düşünüyorum. Her filmde bunlar olur ama biz görürüz ya da görmeyiz. Güçleri, ağırlıkları farklı olabilir. E, toplumsal politik katmanı insanlık tarihi gibi ona bir e, onun bir e, metaforu gibi düşünebiliriz. Çünkü bazı bazı bu gibi çok eski kütçel kavramları göndermeler yapı yapıyor yazar. Belki de diyor ki anlattığım süreç şey evrenseldir diyor. Fakat bir taraftan da ee, bunu bir dönem alegorisi olarak okumak da mümkün. Jack ve Ralph'ın o dönem bir iki büyük parti var. Onlardan o iki partinin liderlerini bu iki çocuğun temsil ettiğini söyleyenler olmuş. Öyle yorumlayanlar olmuş. Ee, hatta 1963 tarihli filmde Peter Brook mesela İngiliz bayrağına benzeterek boyatmış çocukları diye düşünüyorum. İkinci katmana geliyoruz. Psikolojik ruhsal katman. Bunu bir kere bir büyüme olarak ya da sinemada kullanılan deyimle coming of age derler. Bir büyüme hikayesi olarak okuyabiliriz. Hem romanı hem filmleri. Zaten son satırlarda Ralph'ın ağlama nedenleri arasında çocukluk döneminin bitmesi de vardı. Bunu ayrıca incelemek ne, ne derece uygun oluyor buna daha uzun bir şekilde incelenebilir. Ama ee, psikolojik ruhsal katmanın bir başka e, yorumu daha olabilir. İnsan ancak hemcisele işbirliği yaparak yaşamını sürdürebilir, Ama Kabil'in Habil'i öldürmesinden beri her işbirliği bir çatışma potansiyelini de içinde taşır. Sineklerin tanrısının birçok yerinde bu ikiliğin tezahür ettiğini ve her zaman karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Yardımlaşma vs. çatışma devam ediyorum. E, felsefi katman, Golden Girls'ler Swiss's'sinde 6 yıl deniz subaylı yaptı. Romanları savaş sırasında gözlediği dehşetten ne kadar etkilendi gösteriyor. Adorno'nun Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır sözünü anımsamanın zamanıdır deyip bu e, hani yoğurdum bol oldu yer burası ama fazla girmeyelim. Felsefi katmanda bir de varoluşçuluğa de yani değinmek istiyorum. Sineklerin tanesi, ikinci dünya savaşı sonrasında insanlığın yaşadığı ve yeis, yani mutsuzluktan doğan karamsarlık ile temsil edilebilecek ruhsal ortamı da bir taraftan yansıtıyor. Bu ortam insanın amaçsını vurgulayan varoluşçuluk akımının da kaynağıdır diye düşünüyorum. Antonio'nun yalnızlık üçlemesi diye adlandırılan filmleri bu düşünsel ortamı başarıyla yansıtır. Hani bunu beğenen onu da seyredebilir ...diye şeyler yazarlar ya... ...belki bu Antonyo'nun... ...güçlemesine de bakmak isteyebilirsiniz ama... ...asıl bunu beğendiyseniz... ...seyretmenizi önereceğim film... ...Divelle, Dalga... ...bir Alman filmi... ...2008 mi mu neydi? Şöyle yapıyorum. <laughs> bir aynı hocamın anlattığı... ...deney gibi sınıfta deney yapan bir hoca... ...ve gerçek bir olaydan... ...kaynaklanmış bir kısa romanı da var... ...Dalga diye onu da okudum ama... ...film romandan daha başarılı olarak durumu anlatıyor. Bu çok nadir olur. <laughs> Genellikle roman çok daha iyidir ama ee, o Diverle'yi hatırlatmış olalım. Ha bir de kötülük meselesi var. Romanın ana tezi şu, kötülüğü şeytani dışınızda ya da öteki insanda aramayın, o sizin içinizdedir. Canavara domuz kafası sunulurken bu süreçte ölen ya da Kurban verilenlerden birinin domuzcukla kaplı, hastalıklı, gerçekçi göre toplumda alt kesimden gelen çocuk olması anlamda. Bu alt kesimden gelme işi biraz romanda değinilip geçiyor. Anneanne de büyümüş ve oturduğu mahalleyi falan anlatıyor. Birinci kitapta da var ama şey birinci filmde de var. Ama sonuçta onun farklı bir çocuk olduğu belli. Rahatlı işbirliği yapmasından da. William Golding özellikle zayıf savunması bireylere öteki olaraklar alınmasının riskini hatırlatıyor gibi düşünebiliriz. Neden sadece erkekler var? Evet, başlığa döndük. Yazar, içinde insan içinde var olduğunu düşünüyor. Kötülüğün tezahürü olan şiddeti anlatırken cinsiyet farklılığı faktörünü devreden çıkarmak istemiş olabilir. Çünkü o her zaman çok farklı şekillerde ee, bir kafa karıştırıcı ee, araştırmalarda da bunu confounding faktör diye söylerler. Bir kafa karıştırıcı faktör olabilirdi diyoruz ama ee, peştan şurası. Diyorum ki sonuçta yalnız eşitliğin değil, erkeklerin de gücünün ve güçsüzlüğünün ee, daha iyi ortaya çıktığını, daha doğrusu sınırları diyecektim burada. Gü gücün sınırları ee, daha iyi ortaya çıkmış diye düşünüyorum. Bitiyor. Şu şeyi... E, i̇ki filmin afişini göstereyim. Lord of the Flies ve Lord of the Flies. E, aslında demin başka bir afiş daha gördük. Orada kırılan gözlük vardı. Bu kırılan gözlük e, sinemada zaman zaman kullanılan bir simge. <laughs> Strawdogs. <laughs> evet. Bir tane daha hocam. <laughs> bir de Kürklü Venüs'ün afişi. Evet. İkisinde. O Kürklü Venüs'te yalnız e, sivri topuk. Ne derler ona? İğne topuklu kadın ayakkabısı. Ee, şeyi gözlüğü kırar. Ama Straw Dogs'un hem içinde önemli bir sahnedir o. 1971 Sam Peckinpah. Onu da bunu seven onu da sever hesabı. Küklü Venüs'te e, içinde geçtiğini hatırlamıyorum ama afişinde var bu kırılan gözlük. O da 2014 Roman Polanski. Tabii Saker Mazok'un Venüs'ünden David Ives'in sahneye koyduğu uyarlamanın filme alınmış hali. Ee, dedik ee, herhalde söyleyeceklerim bitti diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Biz herhalde yeterince konuştuk. Şimdi e, soru ve katkılarınızı sizden bekliyorum. Buyurun lütfen. Merhabalar. Ee, konuşmalarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Emekli bankacıyım. Ee, ben şöyle bir yorum yapacağım. Ralf çok akıllı. Bence tam bir lider. Sadece diktatör değil. Ben olayın sonunda Jack ve arkadaşları tedavi edildiler mi? Veyahut da Suçlu olarak cezalandırıldılar mı? O konuyu merak ediyorum. E, soru olarak sunmuyorum. Hani e, cevap beklemiyorum. Sadece benim katkımdı, yorumumdu. Teşekkür ediyorum. Biz, tabii, e, tabii. Ben tersine bir soru sormak istiyorum. Eğer şimdi bu hikaye nasıl bitti? Hani ne derler? Dözyksiz makine derler. İşte kral geldi ya da Zeus geldi. Ee, ...kılıcım çekti, <laughs> olayı bitirdi. Tutalım ki... E, ...askerler bizimkileri bulamadı. Ve ötekiler ne yaptılar? Ralph'ı öldürdüler. Ondan sonra ne olacaktı? Birbirlerini Artık bilmiyorum. Belki de yanan yerlere... ...AVM mi yapılacaktı <gülüyor> acaba? <gülüyor> 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 Buyurun lütfen. Ee, önce şeyle başlayayım. Birkaç tane... ...katkı yapmak istiyorum. Mikrofonu alırsanız. <laughs> evet. Çok teşekkürler hepinize. Eee... Cener Bey'in bıraktığı yerden şunu söyleyerek başlayayım. Bence filmde cinsiyet ayrımı olmaması oraya bakmamamızı, başka yere bakmamızı istediği için. Yani erkek meselesinin faşizmle özdeşleştiğinden değil de faşizmi başka yerde aramamız gibi. Keşke öyle olsaydı, her şeyi kadınlar yönetseydi. Evo Morales'i bugün indiren darbenin başında, elinde İncille yerel halkı katledenlerin başında bir kadın olmasaydı. Ee, mesele dolayısıyla e, biraz başka yerde galiba evet. şimdi ben notlarımı eklemek istiyorum ee, önemli cümlelerden birinin filmde e, bir ya da iki kere buna siz izin verdiğiniz için oluyor cümlesi olması hele hele filmin İkinci dünya savaşı alegorisi olduğunu düşünürsek e, Hannah Arendt Tree of Evil göndermeleri açısından önemli bir uyarı olarak orada olduğunu düşünüyorum evet Filmin sonundaki o kabilenin bakışları demiştiniz hocam, bana şunu çağrıştırıyor. Soykırım görüntüleri izletilen Nazi askerlerinin surat ifadesiyle bunu birçok yerde gördük sosyal medyada aynı kendine dönük bir dehşetin farkındalığının yüz ifadesi olduğunu düşünüyorum. Filmin sonu kurtuluş yine Batı medeniyetinin postallarının altında mı yatıyor? <laughs> en sonda biraz bir sıkıntı var bence. Beyaz, ee, beyaz e, da. E, evet. E, Simon ismi bence manidar. E, günah keçisi. E, İkinci Dünya Savaşı alegorisi ise o bir Yahudi temsili midir? E, i̇lk katledilen. E, bu, bunu bir düşünmek lazım. Domuzcuk nasıl bir entelektüel şey ise. İki e, iki tane iktidar, işte iki delinin Avrupa'yı, Ateş Hitler, Mussolini bunların temsili midir acaba son olarak şunu söyleyeyim e, filmin ve romanın o kadar da masum olmayabileceğine dair 54 yılı soğuk savaş e, bir faşizm alegorisi koyarken başka bir yere de şey yapıyor o yüze sürülen boyalar bir tanesi siyah bir tanesi kırmızı acaba e, faşizmin siyahıyla stalinizmin sovyetlerin kırmızısını eş tutan e, bir soğuk savaş şeyi miydi onlar Ruslardan da bahsetti. Yani. Ee, Ruslardan da bahsetti. Kıyafetlerde de kostümlerde de bolca kırmızı var. Evet. Ee, bunları da hani İkinci Not Dünya etmiş. Savaşı'nı başka bir yere bağlamak anlamında göstergeler olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Buyurun lütfen. İyi akşamlar. Ben e, aynı zamanda bir şey de sormak istiyorum. Belki yanlış anlamış olabilirim. Ben kitabı okumadım. iki filmi de izledim. 63'teki filmi bu filmi de izledim. İkisinde de hani benzer bir vurgu vardı. Sanki de e, kitapta acaba daha farklı bir şey vardı. Filmlere mi yansıtılmadı? Yani burada sanki e, gelen işte ordu vesaire hani bunlar e, ya da medeniyet kavramı temel olarak hani iyi bir kavram e, ama buradaki kişiler hani kendi işlerindeki kötülüğe uyarak kendi içgüdülerine uyarak medeniyetten kopmuş e, yozlaşmış kişiler olarak sanki e, resmediliyor. Yani ordunun gelen ordunun kötü olduğuna dair bir şey yok ama sanki anlatı oraya gidiyor. Yani e, medeni toplumun bütün yapıları da e, bu e, öykünün anlattığı yoldan gidersek eğer, aslında bir takım faşist paradigmalardan ortaya çıkmış savunu da iddia ediyor öykünü kendisi yani sözgelimi dünyanın hani kurulan ilk ordusuna baktığımız zaman ya da ilk devlet yapısına baktığımız zaman Babil'deki yapıya baktığımız zaman o da aslında ordu hani zengin insanların mallarını korumak için ...para alan bir takım e, paralı e, koruyuculardan e, ibaretti. Sonrasında ise e, bir takım kutsal kavramların da işin içine girmesiyle... E, ...bir takım kavram, yani bir çıkar çatışması sonucunda kutsallaştırıldı gibi bir yapı var. E, kitapta da böyle bir vurgu yapıyor mu? Yani gelen e, ordu ya da medeniyetin kendisi iyidir e, ama bu kişiler yozlaşmıştır gibi bir vurgu yapıyor mu? Yoksa sadece... Ee, yoksa e, hani o anlamda da hani bizim e, aslında uygar dediğimiz e, medeni dediğimiz kavramların da aslında faşist bir takım temellere sahip olduğuna da e, göndermede bulunuyor mu bunu sormak istemiştim. Tam tersine yani orduyu medeni bir medeniyet göstergesi olarak anlatmıyor tam da tersine orada bir ironi var yani e, subayın hani çocukların oynadığı çocukların e, durumuna oyun oynuyorlar zannederken aslında subayın kendisinin de bir başka vahşetin içinde olduğunu e, bize gösteriyor orada. Gelip çünkü dönüp kendi şeyine bakıyor. kruvazere bakıyor. Belli ki anlıyoruz ki o zaman dışarıda da bir başka savaş var. Onun için yani orduyu medeniyetin göstergesi olarak almıyor. Tam, tam da tersine e, tam da tersini söylemeye çalışıyor. Yani kurtarıcılar aslında e, diyor ki bu saldırganlığın zaten bir parçasılar e, Hatta şey de e, canavar zannedilen şeyin işte e, o, o adaya düşen e, yine askeri uçaktan düşen pilot olması Bana mesela bu, o da hani sonuçta e, canavarı da adaya getiren yine e, Ordu e, gibi bir e, gönderme de var orada Salondaki kıymetli hanımları, beyleri sevgiyle, saygıyla selamlarım. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlarım verdiğiniz bilgiler için. Çok dört başıma mamur bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. 17 yaşındayken Dışan Taşan Dolu Sesi'nde bu kitabı okumuştuk. Ben 17 yaşındayken gene ayağa kalkıp sınıfta aynı yorumu yapmıştım. Herkes bana hey hey sen kendini ne zannediyorsun falan diye tepki vermişti öğretmenimize dair. Şimdi gene aynı şeyi söyleyeceğim. Aradan 30 sene geçti. 46 yaşındayım. Aynı 29 sene geçmiş. Aynı şey, aynı yorum yapacağım. <laughs> yani filmdeki bu adaya düştüklerinde medeni kılıklarla olmaları, medeni kılıklarla gezerken gene bir birlik beraberlik içinde olmaları ama e, vahşiliğe geçiş yaptıklarında yüzlerine boyamaları. Yani burada kötücül olan durum kötücül av durumunu ve e, e, o cinayetleri işlerken vahşi kılığına girmeleri benim içime sinmiyor. Çünkü dünyada her zaman dünyanın her yerinde kızıl derililer, Afrika yerlileri, Güney Amerika yerlileri... Onlar mutlu mesut barış içinde yaşarken batıllar gelmiş, onları katletmiş, tecavüz etmiş, kaza oturtmuş, türlü türlü işkencelerle zevk için oraların madenlerini sömürmüş, ormanlarını yakmıştır. Buradaki görüntü Batılıların çektiği bir film. Benim hiç içime sinmedi. Tabii ki güzel bir film. Saygıyla izledim ama içime sinmedi. İnşallah gene hey hey sen kendini ne zannediyorsun falan diye yorumlar olmaz. Çok teşekkür Hı. ediyorum. Herkes yorulmuştur. Kısa keseceğim. Sağ olun, saygıyla selamlarım. Teşekkürler. Öf, şimdi hocalarımız Balzehuq'tan bahsetti çok akla olarak işte bir çok eski bir Filistin e, tanrısı hani sırf bilinmesi için hani bir hatırlatma babından söylüyorum Ürdün'deki Baalbek kenti o tanrının adını taşır o tanrıya adanmıştır hani bir real şey de var adına kurulmuş bir kent falan belki atlanır değil bir ikinci mesele e, bu işte tabii ki soğuk savaş dönemi işte Sovyetlerden bahsediliyor. ...filmde de var bu. Kitapta da hatırladığım kadarıyla çok yıllar çok çok yıllar önce okumuştum. Vardı gibi hatırlıyorum. Ee, e, ama ama işte Stalin'e işte buna burada bir vurguda yap, e, bulunuldu. Sırf dikkatli olunması açısından. Stalin 53'te öldü. 54'te yoktu. Hruşçev geldi ve Hruşçev Stalin'i çok ağır eleştirdi. Yani Sovyetler Birliği'nde hani bir yılda ne olur, canım ne değişir diye düşünülebilir ama öyle değil. Stalin, Rusç, e, e, yanlış hatırlamıyorsam, 20. Komünist Parti Kongresi'nde çok ağır eleştirmiştir. Dolayısıyla o konuda bir yorum yaparken dikkatli olmak lazım. En azından Stalin üzerinden bir soru işareti yapıp belki bir yorum da bulunmak. Ama ilk baskı de olsa birkaç yıl bastırmak için uğraşmış. Ya ilk baskı 54 ama birkaç yıl bastırmak için uğraşmış. Ya, tamam. Var ya. Ha, tamam. Peki. Peki. Ama 90'da vermişler. İlk kitap da <laughs> <kitapta kitapta boyaz. gülüyor> boyanın rengini ne olduğunu bilmiyorum. İşte size. ben işte 54 Orada gibi. Kitapta var aslında. Var. var var. Ne renk var? var. Kanıyla boyadığını beyaz. söylüyor. Siyah Kırmızı da var. Domuzun kanı var. Koyduğunun arkasındaki siyasi şeye bakmak. Lazım. O 90'a ne değişti? Hatta 63'e 90'ı karşılaştırıp uzun tarz. O oh. harika olur. <laughs> ee, bir de güce tapmak için güce tapmaya ilişkin birkaç cümle söyleyeyim. Ee, bu gerçekten bizim düşündüğümüz, yani genel algımızın da e, çok derinliğinde bir mesele. İşte e, o örnekte verildi. Mesela o de, sonuç beni çok etkiledi. Bilmiyordum. Böyle bir deneyden haberim yoktu. E, hocamız söyledi. İşte insanların yüzde yüzü, yüzde yüzü, tabi bunlar ortalama. Acı verme, ciddi acı verecek e, şeye e, ...deneye katılmışlar. Bu inanılmaz bir rakam. Yani çok beni de çok şaşırttı. Ben bu ölçüde olduğunu bilmiyordum ama... ...bunun çok fazla olduğunu... ...hani bilirim. E, bir zamanlar başka bir mecrada da... ...söylemiştim sanırım ama... ...mesela e, çok kişi... ...böyle düşünmez diye söylüyorum. E, bütün Güney Amerika'nın... ...Orta Amerika'nın dini... ...katolikliktir, koyu katolikliktir. Halbuki onların asıl dini bir tür eski şamanizmin bir kolu olan ata atacılık yani ataya tapma atayla ilişki kurma kısır şeylerden Amerika'dan bahsediyorum ve çok kısa sürede çok kısa sürede sirk giden gemilerle bu din bütün kıta din değiştirdi hepsi Hristiyan katolik oldular bu akla zarar bir meseledir yani bu kadar kısa sürede taşıma suyla insanlar nasıl din değiştirdi buna verilecek en makul cevap en makul cevap bu insanların e, İsa'ya değil de İsa'nın haç, haçına tapmaları, haçın demirine tapmaları, çünkü o demir onların vücuduna kılıç olarak, kurşun olarak girdi. Neye tapmaları gerektiğini onlara öğretti. Hepimizin bildiği gibi yerlilerin işte oktan başka bir silahı yoktu. Yani onlar güce taptılar. Aslında İsa'ya değil gibi bir meseleyi hatırlatayım, meseleyi desteklemek açısından burada da keseyim. Bir şey ekliyorum. Hani bunu seveceksiniz bunu da sevin der gibi. İkarus'un iyisi diye Henry çektiği bir film var. E-Monta ee, e oynuyor başında. Orada bu deneylerle ilgili belgesel bölümler vardır. Bir suyu yukarı doğru tırmanıyor İkarus'un uçması gibi. Ee, o filmi önerebilirim meraklısına. Yok deney çok çok etkileyici. Deney yani o inanılmaz. Deneyi, yani yüzde yüz rakamı orada. çok etkileyici. Yani bu anlaşılabilir Milgram, ama. Ha, Milgram deneylerinden orada sahneler var. Belgesel parçalar hmm. ve hmm. anlatıyor. Bu arada hocam Divelli'yi seyretmiştim ben. Hani Divelli. Dalgayı. Ha evet. Nasıl o da etkileyici. Evet, evet, evet. Bir de das eksperiment var. Evet. Yani. Tabii Stanford deneyini yapar evet. evet. İki cümle ben daha ziyatayım. söyleyebilir miyim? Şimdi çocuklarda akıl tutulması var. Eğer o adada canavar olsa domuzu onlara bırakır mıydı? Onlardan evvel yerdi. <laughs> Teşekkür ederim. E, Peki. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Şöyle çok çok etkili bir e, diyalog var. E, o beni çok etkilemişti. Domuzcukla Ralph'in arasında galiba. Canavar varsa ne yer ki bu diyorlar. Bu da domuz yer herhalde diyor. Öteki de diyor ki domuzu biz yiyoruz. Yani aslında Simon'un da dediği gibi canavarı, ke canavar, an, canavar kendileri. Evet. orada. Ben de bir son şey söyleyeceğim. Tabii. E, sineklerin e, tanrısından etkilenmeye devam ediyoruz neden hala çok etkileniyoruz da ayrı bir soru ve tartışılır e, sineklerin tanrısına ihtiyacımız mı var gene tartışılır e, ihtiyacımız olduğu belli ki şu anda İstanbul'da sineklerin tanrısı diye bir tiyatro oyunu oynuyor Aha, güzel. E, ve Netflix yak çok yakında sineklerin tanrısını bir dizi olarak e, çekecek adında Society koyacakmış bunu da söyleyeyim güzel Peki, ee, ben, ben e, en sabrınız söz... için çok teşekkür Bir şey ediyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Ee, ben roman e, kahramanı hakkında görüşümü bildirmek istiyorum. Bu Ralph ile ilgili ee, kitabı okuduğumda başlangıçta çok duyarsız olarak tanıtılıyor. Ee, şeyle domuzcukla konuşmaları mesela ondan rica ediyor. ...domuzcuk denilmemesini istiyor... ...ama diğerleriyle tanıştığı vakit... ...ilk söylediği şey... ...arkadaşın isminin... ...domuzcuk olduğunu söylüyor... ...bir o... ...bir de kelime olarak kendini... ...çok iyi ifade edemiyor... ...kelimeleri yetersiz kalıyor... ...yani çok farklı şekilde tanıtıldı... ...onu söylemek istedim... ...peki... Teşekkür şey, ediyoruz. Romanda kendisi söylüyor. Benim bana domuzcuk derler diye. Ralph'e söylüyor. Ralph ona ihanet ediyor. Aslında evet. ilk kötülük orada başlıyor gerçekten. Hani sonra Ralph, Ralph önce e, şey ya e, yani bir şekilde domuzcuğa kötülük yapan ya da avcı olan kişi sonra kendisi av haline dönüşüyor. Zaten Ralph'in o değişimi e, yani Başlangıç o küçük kötülükle başlıyor. başlıyor her şey. Evet. Göstermeye çalışıyor. Sonra Evet. Gelin. Peki, çok teşekkür ediyoruz.